Şimdi mesela bilgisayar olduğu için bilgisayarda sen tutuyorsun, hard diskinden ne varsa hepsini temizliyorsun. Yeni bir format atıyorsun. Yeni bir format atıyorsun. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretleri yaratılışı yüksek olduğu için cahiliye döneminde bile puta tapmamış. Yani hard diski o kadar kirli değil. Ama bütün bunlara rağmen, bütün bunlara rağmen Resulullah Efendimiz'i görünce hard diskinde mevcut olanların hepsini atıyor. Kendisini Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam buyurduğu şekilde yemede, içmede, oturmada, konuşmada, insanlarla görüşmede, alışverişte, dinli dinsiz kiminle muamele edecekse bütün meselelerde Allahu Teala ve onun peygamberi ne buyurduysa ona göre aynı şekilde formatlamış. Yani o söylediyse doğrudur. Aha. O söylediyse doğru. O noktaya geliyor o. O noktaya geliyor. Dolayısıyla şimdi Ehl-i Sünnet alimleri bunu açıklamışlar. Ben yemeği içmeyi aynı şekilde bilseydim Allah-u Teala niçin bildirecek ki? Mesela Mızrak ve Hilal'de yemeğin farzları var buyuruyor. O farzlardan bir tanesi doymayı ve kanmayı Allah-u Teala'dan bilmek. Farzdır buyuruyor. Mesela öyle detay bilgiler vermiş ki bazen okurken insan böyle Allah Allah diyorsun ya. Hakikaten öyle diyorsun. Doymayı ve kanmayı bilmek Allah-u Teala'nın dediği bu farz yani, öyle farz. Mi hocam? Ve orada buyuruyor ki eğer Allah-u Teala doyma hissi vermeseydi ne olurdu Raşit Bey? Ben köy çocuğuyum. Şimdi bizim koyunumuz, keçimiz vardı. Öküzümüz de vardı. Atımız yoktu. Merkebimiz vardı. Bu sığır cinsi, yani öküz cinsi. Arpa, yulaf, çavdar. Hele arpa ve yulafa, şeyde koyun keçi de aynı şekilde, gördüğü zaman kendini kaybediyor. Bayılırlar hocam. Kendini kaybediyor. Arpa tarlasına veyahut da yulaf tarlasına girdiği zaman hayvan alamazsın oradan. Kendinden geçiyor değil mi hocam? Onlarda işkembe var. Ama arpanın ve yulafın bir özelliği var. İşkembeye gittiği zaman şişiyor. Şişince onu orada çevirip geviş getiremiyor. Hayvan çatlayıp ölüyor. Hayvan çatlayıp ölüyor. Peki insana da Allah-u Teala doyma hissi vermeseydi ne olurdu? Mide şişe 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 belli bir istihap hattı vardır. Belli bir sınıra gelir. Güm diye gider. Hatta bir hikaye anlatırlar. Şimdi adamlar oturdu muydu aynen kuzuyu danayı deviriyorlar falan. Neyse böyle yerlerken falan oturmuşlar falan. Bir tanesi hakikaten yemiş çatlamış ölmüş. Öbürsü de bayılmış. Onu da işte bir kağın arabasını almışlar veyahut da at arabasını almışlar. Başka bir yere götürüyorlar. Yaz günüymüş. Adam sırt üstü yatıyor. İşte yıldızları görmüş falan. Demiş orada ne var? Arabacı da demiş ki, arabayı süren de demiş ki orada demiş davet var gider misin? Yolu nereden demiş. Arabacı demiş ki ya demiş sen demiş doymadın mı? Ya demiş doyan rahmetli gibi olur. Şimdi doymayı ve kanmayı Allah-u Teala'dan bilmek farzdır buyuruyor. Allah-u Teala doyma hissi vermeseydi çatlardık. Doyma hissini veren de odur. Efendim doydum diyorsun. Nereden biliyorsun doyduğunu? Yani ben midemi görmüyorum ki. Veyahut da buraya aynı şekilde kamera yerleşmedim ki. Şöyle bakacağım ekrana. Aa, buraya kadar gelmiş. Azıcık da yiyebilirim demiyorum. Bir göstergesi yok yani. Göstergesi yok ama hissini veriyor. Hissini veriyor. Peki başta Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu teala an hazretleri olmak üzere bütün eshab-ı kiram kendilerini yeme ve içme konusunda Peygamber Efendimiz'e bakıyorlar, onların sözüne bakıyorlar, onun bildirdiğine bakıyorlar, öyle format atıyorlar. Ve Bizans İmparatoru bir doktor göndermiş, 6 ay bekliyor, bir tane hasta müracaat etmiyor. Adam en sonunda diyor ki, ben diyor utanıyorum diyor, bana çok güzel bir şekilde bakıyorsunuz, yediriyorsunuz, içiriyorsunuz. Valla diyor ben diyor müsaade edin gideyim diyor Peygamber Efendimiz'e. Gidersen diyor uğurlar olsun. Selamet de gidesin. Ama burada kalırsan misafirimizsin gene bakmaya devam ederiz. Ama ne kadar kalırsan kal bil ki benim hesabım hasta olmaz. Allah Allah. Hasta olmaz buyuruyor. Hadis-i şerif bu. Hasta olmaz. Sebebini söylüyorlar. Benim hesabım temizliğe çok dikkat eder. Bu bir. İkincisi acıkmadıkça sofraya oturmaz ve doymadan kalkar. Şimdi doktorlar o çizgiye geldi biliyor musun? Hatta ekranda bir tane doktorun bir tanesi anlatıyor böyle. Diyor ki insan şu vücudu metabolizması günde 2 defa yemeğe uygun yaratılmış. Biz sabah yiyoruz, ara yiyoruz, öğle yiyoruz, akşam yiyoruz, akşamdan sonra yiyoruz falan. Düven öküzü gibi derler bizim oralarda. Ye babam ye, ye babam ye. Ondan sonra benim karaciğerde yağlanma çıktı. Bağırsaklarım bozuldu. Midemde böyle şey oldu. Böbrekler şunu yaptı. Ya dile gelse dese ki bir adam ne insafsızsın. Sen yatıyorsun ediyorsun ama senin gönderdiklerini ben öğütebilmek, halledebilmek için karaciğeri de, safra kesesi de, midesi de, ince bağırsağı, kalın bağırsağı, ondan sonra diğer organları. Harıl harıl çalışıyorum ben diyor.
dinlen demiyorsun. Peki ashab-ı kiram? Azıyor zaten. Onların iç organları sağlam. Vücut dirençleri de sağlam. Peygamberimiz ne buyuruyor? Hasta olmazlar buyuruyor. Biz kendi kendimizi hasta ediyoruz. Biz kendi kendimizi hasta ediyoruz. Hele bir sevdiğimiz bir şey gelse, etli pilav, iyi olur. Mesela yani. Herkesin sevdiği farklıdır da. Ya bir tepsi pilavı yiyorsun. İyi de arkadaş, karaciğer ne yapsın? Mide ne yapsın? Böbrek ne yapsın? İçeride onlara insaf etmiyorsun. Kendine acımıyorsun. Onun için İmam-ı Gazali Hazretleri iyi insan diyor. Kendine acı bari. Şimdi Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh Hazretleri Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam oturmasına, yemesine, içmesine o kadar aynı şekilde şey yapıyor ki, çünkü Allah-u Teala ezelde onu Peygamber Efendimiz'e vezir olarak yaratmış. Tabi bu yakınlık ve bu itaat ettikçe Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam mübarek kalbindeki feyiz deniyor ona, nur yani. O Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın kalbine akıyor. Aktıkça Peygamber Efendimiz'e aşık oluyor. Ondan sonra da sadece Peygamber Efendimiz değil, o sohbette bulunan eshab-ı kiramın hepsi. Bak şimdi Uhud Harbi'nde Hazreti Talha radıyallahu anh Hazretleri bir ara 12 kişi kalmıştı. Müşriklerden bir tanesi Peygamber Efendimiz'e hedef alıyor, oku salıyor. Bakıyor ki ok geliyor. Kalkan da yok. Elini böyle tutuyor. Yok, kolay iş değil. Felç olmuştur o şeyi. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri birbirlerine de böyle onun sevabı zayi olmasın diye herkesin içinde, siz diyor bir şey görmüyor musunuz diyor. Hazreti Talha diyor Uhud Harbi'nde Peygamber Efendimiz'e gelen oka elini kalkan etti. O günden beri bunun yüzünde bir değişiklik hissetmiyor musunuz falan. Hani öyle bir şey gelecek olursa yapma diyorlar yani, tamam mı? Yapma. Yoksa onu tenkit için söylemiyor onu. Allah rızası için söylüyor. Zayi olmasın yaptığı. Raşid Bey o kolay iş değil. O kolay iş değil. Mağarada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ya Resulallah müsaade edin. Oraya geliyor muyuz hocam şimdi? Yolcuda bir şey, anlatacağım o da. Mağaraya girmeden önce ya Resulallah müsaade eder misiniz dediler. İçeri girdiler. Her tarafı aynı şekilde düzeltti, şey yaptı. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nazik ve narin bir yapıya sahipti. Ve üzerindeki gömleğin bir tanesini çıkardı. Oradaki delikleri, yılandır, akreptir, bilmem nedir falan şey yapmasın diye hepsini halletti, kapattı. Bir tanesi şey yapmadı. Onu da ya Resulallah teşrif edersiniz. Yorgun da Peygamber. Oraya da ayağını dayadı. Geldi Resulullah Efendimiz, Hazreti Ebubekir'in dizinin üzerine başını koydu, uyudu. Yılan hakikaten oradan geliyor. Yokluyor, yokluyor, yok. En sonunda soktu. Sokunca tabii ki yani gözü yaşardı. O yaşta Peygamber Efendimiz'in yüzüne akıverdi. Hemen uyandı. Bir şey mi oldu dedi. Dedi ki ya Resulullah böyle. Çek ayağını dedi. Çekti. Şevahil-i Nübüvvet'te, Mevahib-i Ledniye'de anlatılıyor bunlar. Çek ayağını dedi. Yılana dedi ki sen utanmıyor musun dedi. Ben dedi Allah-u Teala'nın peygamberiyim dedi. O benim dedi çihar-ı yar-ı güzinim. Yani mağara arkadaşım. Arkadaşım benim, vezirim. Nasıl yaparsın bunu? Allah-u Teala yılana dil verdi. Ya Resulallah özür dilerim dedi. Kusura bakma ben düşmanlık için yapmadım dedi. Biz de dedelerimizden duymuştuk. Sizin buraya geleceğinizi biliyorduk. Nesilden nesile böyle intikal ettirdi. Şimdi nöbet bendeydi. Ben bekliyordum. Teşrif ettiniz. Fakat arkadaşın mani oldu bak seni görmeme. Ben düşmanlık için yapmadım. Başka da silahım yoktu diyor. Başka da silahım yoktu. Onun için yaptım. Bunun üzerine Resul Efendimiz mübarek tükrüğünü sürdü ve o halde kayboldu. Şimdi o iş kolay değil biliyor musun? Hani bunu anlatıveriyoruz böyle. Efendim yılan sokuverecekmiş de. O geliyor ki eline böyle tutuverecekmiş de. Bu muhabbetin neticesi. Yani Peygamber Efendimiz de fani oldular. Ve bir gün böyle utanarak, sıkılarak geliyor. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazretleri. Ya Resulallah diyor, çok özür dilerim diyor. Şimdi rabıta diye geçiyor kitaplarda. Yani bir şeyi düşündüğün zaman onun görüntüsü devamlı sürekli önünde bulunur. Buna irtibat kurma, rabıta deniyor. Hela da bile dedi sizin görüntünüz önüne geliyor. Dedi edepsizlik oluyor. Ben utanıyorum bundan. Yani bu derece, bu derece. Yani her an Resulullah Efendimiz'le beraberler. Ve Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam mübarek kalbindeki nur hepsinin yaratılışına ve anlayışına, idrakine göre de o kalplere akıyor. Aktıkça da muhabbet tavan yapıyor. Sevgi tavan yapıyor. Ondan sonra da bunlar canlarını ortaya koydular. Mesela Eshab-ı Kiram'a hayat anlatırken mal dediler, verdiler. Evlat dediler, feda ettiler. Hanımından aynı şekilde feda ettiler. Can dediler, onu da verdiler. Çekinmediler. O iş böyle kolay iş değil. Geçmiş ümmetlere baktığımız zaman peygamberlerine yapmış olduğu şeyler ortada aslında. Tabii. Çoğu hem uymadığı gibi çoğu da öldürmeye çalışmış. Hatta Yahudilerin öldürdüğü peygamber sayısı çok fazla. Bin kadar
O işte İsa Kalesi'ne Mustafa. Şimdi bu anlattıklarınıza baktığımız zaman da yani ümmeti de hakikaten en iyisi, yani arkadaşlığın da en iyisi, her şeyin kötünün de belki en kötüsü o dönemde olmuş yani. Şimdi Raşit Bey, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte Akabe 1. 2. Akabe biat şeyler var, sözleşmeleri var. Medine'den gelen Mekke dışında onları anlatıyordu. En sonunda Mekke yaşanmaz hale gelince, müşrikler de Peygamber Efendimiz'i Mekke'den uzaklaştırma durumu söz konusu olunca Medineliler dediler ki bize gel. O akabede anlaşma yapıldı. Seni şehrimizde malımızı koruruz. Canımızı ortaya koruruz. Seni muhafaza ederiz. Böyle bir anlaşma oldu. Peygamber Efendimiz hicret buyurdular. Şimdi Medineli Müslümanlara ensar denir. Ensar yardım edenler. Mekke'den ve diğer yerlerden gelenler hicret eden manasına muhacir denir. Şimdi Ebu Süfyan o zaman daha İslamiyet'te şereflenmedi. Peygamber Efendimiz'in kayınbederidir Ebu Süfyan. Ümmü Habibe validemizin babasıdır o. Allah Teala sonra ona da hidayet nasip etti. Eshab-ı Kiram'dan oldu. Şimdi bir kervanla geliyor. Medine yakınından geçiyor kervan. O zaman kervanlar da en az 300 askerle korunuyor. Medine'ye ani bir baskın yapma durumu da söz konusu. Ve Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam Medine'de olduğunu biliyorlar. Bir yerde gözdağı da verilmesi lazım. Bu haber alındı. Şeye takip edelim diye. Bedir kuyuları yakında 313 kişi falan veyahut da 315 kişiyle geldiler. Oraya gelince tabii Mekkeliler de haber göndermişler. Kervanınız aynı şekilde Medine'nin yolunu kesti, şey yapıyorlar falan. Medine'de ordu hazırladı. İlk Bedir Harbi işte o zaman meydana geliyor. Peygamber Efendimiz habercilerden öğrendi bunu. Mekke 1000 kişilik bir orduyla geliyor. Ki o zaman 313 kişi yani çoğu da yaya. Evet. Yani bir de Medine'nin Müslümanların özelliği çiftçilik yaptıkları için dövüşmeyi pek bilmezler. Mekkeliler ticaretle meşguller, tarım arazileri yok, haşin insanlar dövüşmeyi beceriyorlar. Öyle bir özellikleri var. Yani iyi silah kullanıyorlar. Peygamberimiz topladı Bedir'de. Muhacirler tamam. Yani şeylerle, Kureyş'le, Mekkelilerle dövüşmeye hazır da, harbetmeye hazır da. Peygamber Efendimiz döndü Medine'li Müslümanlara. Siz bana Medine içerisinde saldırı olursa koruyacağınıza dair söz verdiniz. Şu anda biz Bedir'deyiz. Medine'nin dışındayız. Geri döner, şehre, Medine'ye dönerseniz gücenmem, kırılmam. Sizi anlayışla karşılarım. Serbestsiniz. Yanlış hatırlamıyorsam işlerinde Sa'd bin Muaz diye hatırımda kalmış radıyallahu anh. Ayağa kalktı. Demin bir şey söylediniz, onun için anlatıyorum bunu. Dedi ki ya Resulallah, biz Musa Aleyhisselam'ın kavmi gibi söylemeyiz. Siz neredeyseniz biz oradayız. Öleceksek beraber öleceğiz. Biz gitmeyeceğiz dedi. Peki neydi o hadise? Allah-u Teala Musa Aleyhisselam vahyetti. Kavminle beraber işte falan şeyde putperestler var. Onlara saldırırsanız size yardım ederim, galip gelirsiniz. Ganimet teslim olur. Musa Aleyhisselam kavmine anlattı bunu. Aa dediler, çok iyi. Sen git Rabbinle beraber aynı şekilde orayı al. Bize haber ver, biz gelelim ganimetleri alalım. Yüzsüz de. İşte o zat, Ensar-ı Kiram'dan o zat bunu hatırlattı. Biz Musa Aleyhisselam'ın kavmi gibi söylemeyiz. Siz neredeyseniz biz oradayız diye. Siz neredeyseniz. Şimdi sevginin, muhabbetin ne olduğu, sevginin, muhabbetin ne olduğu, ne olduğunu kimden öğrendin? Peygamber Efendimiz'den. Peki Peygamber Efendimiz kimden oldu? Allah-u Teala sevdi. Sevgi yukarıdan gelir. Allah-u Teala Habibini, Habibim buyuruyor, sevgilim buyuruyor. Onu akıtıyor. Onun kalbinden de, onu sevenlerin kalbine akıyor bu. Silsile-i meratip şeklinde akıyor. Hatta Peygamber Efendimiz de insan netice itibariyle. Miraç gecesi orada Ehl-i Sünnet alimleri anlatırken insan tabii ki şey yapıyor böyle, yani tüyler diken diken oluyor. Aşk ortaklık kabul etmez buyuruyor. Of. Şimdi Allah-u Teala Habibim buyuruyor ama evet. Öbür ulul azm peygamberlere yapılan ihsanları da Peygamber Efendimiz biliyor. İşte Miraç gecesi soruyor. Ya Rabbi diyor, Adem Aleyhisselam'a Safiyullah dedin. Ona şunları şunları verdin. Onu çok mu seviyorsun? Hocam muhabbete bak. Onu çok mu seviyorsun? Çok güzel. On sana işte Nuh Aleyhisselam'a Necibullah dedin. Onu dedi çok mu seviyorsun? Musa Aleyhisselam'la konuştun. Kerimullah dedin. Onu çok mu seviyorsun? On sana işte İsa Aleyhisselam'a Ruhullah dedin. Onu çok mu seviyorsun?
Allah-u Teala Habibini teselli etti. Ey Habibim, onlara bunları bunları verdiysen, sana onların karşılığı şunları 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 verdim. Seni Habib ettim, Habibim ettim, sevgilim ettim, gönlünü aldı. Hatta Allah-u Teala rahmet eylesin. Biz patrona Enver abiler diyorduk ya, Enver abiler bunu sık sık anlatıyordu. Çünkü her insanda bulunmaz bu şey, yaratılış itibariyle aşk. Enver abi de vardı, ben dikkat ediyordum. Aşk ortaklık kabul etmez dedi. Ortaklık kabul etmez. Muhammed Aleyhisselam da olsa. Olmaz. Şimdi Allah-u Teala indinde böyle mahbub, sevgili bir zat. Peki bunun kalbinden ne akar? O sevgi ve muhabbet akar. O sevgi ve muhabbet olunca ondan sonra malmış, mülkmüş, canmış falan hepsini aynı şekilde şakır şakır ortaya koyar. Ve getireyim yani şey itibariyle bak bir şey nakledeyim. Kitaplarda yazıyor. Mevahibül Edniyye'de de, Şevahidün Nebüvve'de de, ondan sonra bu Saadet-i Ebedi'de de bir yerde geçiyor. Şimdi Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri devlet başkanı oldu. Halife-i Müslümin. Eshab-ı kiramı topladı. Orada uzun bir konuşma yaptı. Bazı şeyler söyledi ve dedi ki hani Peygamber Efendimiz'i gören, aleyhissalatü vesselam onun sohbetinde bulunan ve Peygamber Efendimiz'le beraber Allah-u Teala'nın dinini yaymak için malını, canını ortaya koyan ve Peygamber Efendimiz'in vaat ettiği bütün dünyaya yayılıp Allah-u Teala'nın dinini, Muhammed Aleyhisselam getirdiği dini yayacak olan kahramanlar nerede? Siz Peygamber Efendimiz'i görmediniz mi? Onun sohbetinde bulunmadınız mı? Bunları yani Medine'de kalıp öyle kendi kendinize mi anlatacaksınız? Eshab-ı kiram bu. Hiçbirisi kalmadı biliyor musun? Dünyanın her tarafına dağıldılar. Öyle bir gidiş gittiler ki bir daha geri dönmediler. Çin'e kadar gittiler. Çin'e kadar gittiler. Bir tarafta Endülüs'e gittiler. Evet. Ya Anadolu'ya girdiler. Anadolu'ya geldiler. Anadolu'ya girdiler. Mesela bizim Anadolu coğrafyası Van'dan itibaren bu Güneydoğu tekin değil. Yani orada Eshab-ı Kiram gelmiş, evlenmiş, onların çocukları var. Eshab-ı Kiram soyundan olanlar var. Hatta İstanbul'un fethedileceğini Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haber verdiği için Denizli'ye gelenler var. Ayşe'de gelmişler mesela bazıları bu Adapazarı oraya çıkmışlar. İç deniz, İzmit Körfezi'nden oraya çıkmışlar falan. Hatta bu Adapazarı'nın Kuzuluk ilçesi var. Hı hı. O Kuzuluk bir köyde Eshab-ı Kiram'dan bir zatın kabri var orada. Allah. Hastalanmışlar, orada kalmışlar, vefat etmişler. Garip. İşte İstanbul'a gelmiş. 90 küsur yaşında. Diyarbakır'ın fethi var. Hazreti Ömer Efendi zamanında. Yaz bin Galem Hazretleri komutan. Tabii. Halid bin Velid Hazretleri onun emiri altında. O ayrı bir olaydır hocam yani. Gelmişler. Tabii. Diyarbakır'ın fethi. Yani her tarafa gidiyor. Yani İstanbul'a gelmiş. 90 yaşında ya. 90 yaşında. Mesela o fetihler falan anlatırken bundan hiçbirisi, Eshab-ı Kiram'ın hepsi biliyordu onların kendilerine nasip olmayacağını. Ama surların etrafında İstanbul'da bu Karaköy'de bir Arap camii var. O caminin içinde Eshab-ı Kiram kabri var. Edirne kapının sur dışında da var Eshab-ı Kiram kabri. Kâb Hazretleri var hocam. Efendim? Kâb Hazretleri. Kardeşi yine orada ve bayağı bir Eshab-ı Kiram Efendisi. O şeyde neresiydi o? Balat'ın altına ne diyor? Haliç'e yakın yerlerde. Oralarda bile Eshab-ı Kiram kabri var. Evet. Hatta bir seferinde gördüm. Ebu Said-i Hudri. Ebu Said-i Hudri radıyallahu anh hazreti gelmemiş ama Osmanlı o ismi de aynı şekilde yadırgamamış. Netice itibariyle orada bir Eshab-ı Kiram'dan birisi yatıyor. İsmi ha Ebu Said-i Hudri olsun, ha Ebu Hureyre olsun. Fark etmez. Hocam burada bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Şimdi Fatih'in sokaklarında bir gün kayboldum. Orada akşam vaktiydi. Dikkatimi çekti. Hasan Hüseyin sokak yazıyor. Allah Allah dedim ya. Bu şey farklı geldi bana böyle. Şeyin ortasına geldiğimde bir harabe halde bir yer gördüm. Ama nasıl harabe? Böyle bir yer daha önce görmedim. Bir baktım zar zor okunan bir yazı. Sahab-ı Kiram Efendilerimizden Hasan Hüseyin diyor. Kardeşler. Yani Hasan Hüseyin Efendimiz değil ama yine Sahab-ı Kiram Efendilerimizden İstanbul'un fethine gelen efendim Sahab-ı Kiram Efendilerimizden ikisinin kabri oradaydı hocam. Peki niye geldiler? Neden hocam? Niye geldiler? Allah-u Teala herkesi bir iş için yaratmıştır. Hadis-i şerif. Herkes bir iş için yaratmıştır. Eshab-ı kiram kendi zamanlarında kendileri yani ruhları bedenlerindeyken bu fetih kendilerine nasip olmayacağını çok iyi biliyorlardı. Evet. Ama onlar başka bir şey için geldiler. Surun etrafında şehit düştüler, vefat ettiler, surun etrafına defnedildiler. Fatih Sultan Mehmet Han, Rahmetullahu Aleyh, ki ondan hiçbirisi tesadüf değil. Mesela şeyde İstanbul'un fethinden önce bütün Müslüman hanımlar erkek çocuk dünyaya getiriyor. İstanbul'un fethinde bunlar 20 yaşında zımba gibi delikanlı.
İstanbul'un fethine 5 sene kala da bütün aynı şekilde kısraklar erkek Tay dünyaya getiriyor. O da 5 yaşında. Asker de hepsi de hazır. Nasip olacak olan mesela Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin babası da çok istedi. Babası da çok istedi. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nden dedi yani dedi dua et sen de bize nasip olsa. Çünkü ne güzel emir, ne güzel ordu diye de evet, iltifat ediliyor. O zaman işte diyor yani diyor, o diz sana da bana da olmayacak ama diyor bizim köseyle Akşemsin Hazretleri'ni gösteriyor. Şu Beşik'te gidiyor. Şehzade onlara nasip olur. Hatta Beşik'te değildi, küçüktü bilmiyorum. Ha onu anladığı için de daha küçük yaştayken çekiliverdi. Hadi dedi saltanata geç. Belki dedi askerden olurum. Niyeti onun oydu. Niyeti onun oydu. Ha ona o gücü o verdi. Ama bu tamam. Hani İmam-ı Rabbani Kutusu Esteri buyuruyorlar ki siz bir ordunun kalıbısınız. Bu lazım. Cihat ordusunuz. Biz de dua ordusuyuz. Dua ordusu ruh gibi buyuruyor. O olmazsa öbürüsü bir işe yaramaz buyuruyor. Dolayısıyla dua ordusu hazırcacık oraya geldi yattı. İstanbul'un fethinde hepsi yardım etti. Can alıcı noktası mı? Tabii. Hepsi yardım etti. Hocam, çünkü onlar biliyorlardı. Şeyden Silsile-i Büyük'ün Ubeydullah Ahrar Hazretleri de aynı şekilde Özbekistan'dan geliyorlar ve İstanbul fethine katılıyorlar. Şimdi evliya evliyayı tanır. Akşemsettin Hazretleri hocası olduğu için çok sıkıştırıyor. Diyor ki bana zaman söyle. Diyor ki benim gücüm oraya kadar. Zamanlı sahibini çağır. E diyor ki hocam sen çağır. İş bana verilmedi diyor. Sana verildi. Sen çağıracaksın. Sen çağıracaksın. Kim diyor? İsmini söylüyor Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin. İlk defa görmüş. Gazete yok, televizyon yok. Nerede? Mübarek şey. Bakıyor birisi gelmiş. Sultanım diyor telaş etme. Dönüyor bakıyor. Nereye telaş etmeyeceksin? Asker kırılıyor diyor. Baksana diyor falan. Diyor ki orduyu böyle böyle tanzim et. Böyle bakıyor yani. Neye tanzim edeceğim falan. O zaman açık gösteriyor. Bak bizim arkamız bakıyor ki bütün evliya-i kiramı ruhaniyeti orada hazır. Ha, o zaman anlıyor. O zaman anlıyor. Hatta daha sonra işte oğlu Veli Beyazıt Han zamanında Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin oğlu geliyor. Diyor ki babam anlattıydı. Ubeydullah Ahrar Hazretleri'ni tarif ediyor. Şu boyda, gözü, kaşı böyle. Evet diyor babam. O babam yardıma gelmiştir. Efendim çok uzak. Uzaklık, yakınlık. Kime göre? Bize göredir. Bugün sen de aynı şekilde Allah-u Teala'nın yarattığı sebeplerle şey yaptın. Yani uçağı yapıyorsun. Uzaklar yakın oluyor. Hadis-i Şerif'te böyle. Bir saatte gidiyoruz. Yani bir saatte gidiyorsun. Hatta şimdi daha yeni şeyler üzerinde aynı şekilde duruyorlar. Yani saatte 1000 kilometre hız yapabilecek veya daha hız yapabilecek. Onlar üzerinde çalışıyor. Bir anda gidebiliyor. Allah-u Teala şeytana bile veriyor onu. Bir anda doğudan batıya, şarttan doğuya gidebiliyor. Allah-u Teala düşmanına bile veriyor onu. Yani şu andaki mevcut teknolojide bizim belki şaşırdığımız ama ileride kim bilir neler çıkacak hocam. Belki evet. İnsanlar şaşırmayacak. Şey var mesela kitaplarda yazıyor. Hadis-i Şerif zikrediliyor. Nazar haktır. İnsanı mezara, deveyi de kazana sokar diye. Şimdi mesela onu şey yapıyorlar. Gözden çıkan bir şuadır deniyor bu. Ruha da bedene de tesir eder. Yani canlı cansız eşyayı da devirir. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde yaptırmak istediler. Öyle nazarı geçen birisi varmış. Adam 3 gün bekliyor. Sonra baktığı şey devriliyor hakikaten. Hatta ayet-i kerimede geçiyor. Seni böyle böyle aynı şekilde nazarla öldürmek istedilerdi falan diye de Allah-u Teala da aynı şekilde bildiriyor. Dolayısıyla şeyde bu saadeti ebediyede Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi teala aleyh bir gün gelecek. Siz demin onu dediniz ya. Gözden çıkan bu şuayı Efendi aynı şekilde bulacak. Efendi aynı şekilde bulacak. Dolayısıyla Eshab-ı Kiram aleyhümdan efendiler bir tane konuyu oradan açmıştınız evet, siz. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam mübarek sohbetleriyle öyle bir hale geldiler ki bak şimdi nelere şahit olmuşlar. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elçiler gönderiyor. Bir tanesine diyor ki sen diyor yarın İran'a gideceksin. Basın diyor. Tek başına ha. Şimdi Raşid Bey kalkıyor bu zat. Sabahleyin. Hazırlığını yapıyor. Atına biniyor. İran istikametine önce Farsça konuşmaya başlıyor. Bu Fars dili ve edebiyatı mezunu değil. Farsça konuşuyor. Ve garibine de gitmiyor biliyor musun? Niye? Çünkü şuna inanıyor. Bu zat Allah-u Teala'nın peygamberi. Allah-u Teala bu peygamberi vasıtasıyla birisine bir görev verdiyse ona lazım olan şeyi yükleme yapıyor. Farsça mı konuşacak? Farsça konuşturur. Rumca mı konuşacak? Rumca konuşturur. Ben bir şeyi merak etmiştim. Şimdi Eshab-ı Kiram'ın dediniz ya Çin'e de gitti. Evet.
Daha önce mesela İmvattü ve İlahiyat'ta okurken benim dikkatimi çekiyordu. Ya dünyanın her tarafına dağıldılar da o zaman matbaa yok, ellerinde kitap yok. Nasıl anlatıyorlar? Çin'e gitti, Çince bilmiyor. Kafkaslara gittiler. Kafkaslar dil mozaiği. Bir sürü aynı şekilde Çerkezcesi var, Abadası var, neyse. Bir sürü dil var orada, Gürcüsü var falan filan. İyi de o insanlara anlattı dedi. Niye anlattı? Arapça konuşursa anlamıyorlar zaten onlar. Ne anlattılar? Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri talebelerini anlatırken buyuruyor ki Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'in eshabına öyle bir özellik ihsan etti ki benim o senelerce zihnimdeki şey öyle bir şey ihsan etti ki eshab-ı kiramdan birisi nereye gitti? Diyar-ı Rum. Rumların yaşadığı Rumca konuşan yere gitti. O gece yattı, sabahleyin kalkıyor. Aynen oradaki Rumlar gibi Rumca konuşuyor. Allah-u Teala ihsan ediyormuş onlar onu. Şu andaki aklımızda bize bunların sıra dışı gelmiş olması normal. Ama mesela bazı insanlar görüyoruz hocam, bu ekranlarda çıkabiliyor, yetenekli diye ekranlarda çıkıyor mesela. Çocuk ekranda görmüş olduğu yazılan bütün matematiksel şeylerin hepsini çok kısa bir süre içerisinde şak diye mesela tak 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 yapabiliyor. Yani bu üstünlük neticede bunu bir şey çözmüş ama yani değil mi hocam? Yani bu ilmi bir durum. Bu şimdi, çözülebilir bir durum. Şimdi şöyle söyleyeyim de. Mesela böyle kabiliyet diyeceğin abak yaratmış. Evet. Bu çocuk kendi başına bunu buluyor, çıkartıyor, ortaya koyuyor. Peki bu özellikleri çok iyi bilen buna bir rehber olmuş olsa o çocuk kim bilir nerelere giderdi? Bambaşka biri gelecek. Mesela Osmanlı'yı ayakta tutan özelliklerinden bir tanesi anlatılırken deniyor ki Osmanlı'da Enderun mektepleri vardı. Peki neydi bu Enderun mektepleri? Rusya'sı mesela herkes işte efendim zekatesi falan filan. Osmanlı yapmış bunları. Osmanlı yapmış. Nasıl yapmış? Bu sosyal tepkili kıyafetle çocukların oyun alanlarını gezerlermiş onlar. Bunlar pedagoji, psikoloji çok iyi biliyor insan haleti ruhiyesinde. Peki devlete lazım olan ne? Lider özelliği olanları tespit ediyorlar mesela bazıları. Nasıl bulacaksın? Nasıl bulacaksın lider özelliğini? Çocuklar bu oyun alanına gidiyorlar, oturuyorlar, seyrediyorlar. 10 tane çocuk bir bakmışsın hepsine aynı şekilde sen şunu yap, sen şunu yap, şunu yap falan öbürleri geliyor. Ben ne yapacağım? Ona da emir veriyor. Ha bu lider. Yaratılışı bunun müsait. Alıyor onu o şekilde eğitiyor ve götürüyor. Sonra devşirme usulüyle almış. Devşirme usulüyle. Bakıyor kabiliyetli çocuk. Hristiyan çocuğu. Ondan sonra Müslüman çocuğu. Ne çocuğu olursa olsun gidiyor annesini babasını şey yapıyor. Alıyor bunları Enderun'da aynı şekilde. Enderun'da eğitiyor. Ve İslamiyet'i sevdiriyor. Hepsi de Müslüman oluyor. Bakıyorsun sonra da bunları Enderun'dan mezun ettikten sonra devletin yükünü bunlara veriyor. Ve böylece de başarılı oluyor. Şimdi mesela ben de kendim eğitimcilikten geliyorum. Mesela bakanlığımızın ismi Milli Eğitim'de eğitim yok. Çünkü biz tavşana da ördeğe de yüzme öğretmeye kalkıyoruz. Tavşanın kabiliyeti farklı, ördeğinki farklı. İkisi de ördek, ikisi de olsun. Mesela şeyde Osmanlı eğitim sisteminde zeki çocuğun önünde, kabiliyetli çocuğun önünde şey yok. Sınıf geçme falan. Kopya çekiyorsun, sınıf geçiyorsun. Ama medresedeki eğitim sistemi, ben ona bayılıyordum. Medreseye giriyorsun, yani üniversiteler giriyorsun. Diyor ki, bu kitabı diyor sen halletmediğin müddetçe burada mezun olamazsın. İster 2 senede bitir, ister 20 senede bitir diyor. Kabiliyetli olan 2 senede mezun olup gidiyor. 30 yaşında paşa oluyor. Efendim 65 yaşına gelince paşa olacak diyor böyle bir şey. 30 yaşında paşa oluyor. Ve 20 yaşında müderris oluyor. Çünkü onun önünde engel yok. Mesela öyle bir sistem koymuş ki köyde mesela diyelim ki medresenin bir şubesi var. Oradakinin yani orada eğitim verenin kabiliyeti belli. Ona bakıyor. Aa bu çocuk varlık. Hemen diyor evlat sen falan tarafa. Başka medreseye. Onu bir üstüne gönderiyor. Orada bakıyorlar ha diyorlar bitti sen falan tak 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 tak. Çocuğu gönderiyorlar. Önünde şey yok, mani yok. Evet. Tabii öyle bir eğitim sistemiyle de şey yapınca yerleşiyor. Şimdi tekrar dönelim o konuya bağlayalım. Eshab-ı kiram aleyhümdan efendilerimizin muallimi kim? Peygamber Efendimiz. Baktığı zaman Eshab-ı kiram efendilerimizin hepsinin kabiliyet ve kapasitesini çok iyi biliyor. Şimdi Amr ibn-i As radiyallahu anh. Bu zat Arap Yarımadası'nın o zaman çıkardığı askeri stratejik dahilerden birisidir. İslamiyet'le şereflendi. Müslüman oldu Peygamber Efendimiz hayattayken. Ve Peygamber Efendimiz 200 kişilik bir birliğin başına bunu komutan tayin etti, bir yere gönderdi. Gizli bir harekat. Ve o 200 kişilik neferin içerisinde Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu Bekir de var. İyi mi? Yeni Müslüman olmuş birisi komutan, onlar da nefer. Gündüz gizleniyorlar, gece harekatı yapıyorlar. Gece bir yere geliyor. Amr ibn-i As radiyallahu teala diyor ki, ateş yakılmayacak. Suyla da abdest alınmayacak.
çöl gecesi soğuk olur. Değil mi yapacaksınız? Hazreti Ömer diyor ki yeni bir soru oldu bilmiyor diyor. Sen ne diyorsun diyor falan. Hemen Hazreti Bekir kolundan tutuyor. Hazreti kolundan tutuyor. Diyor ki onu bizim başımıza kim tayin etti? Peygamber. İtaat edeceğiz. Bunun üzerine Hazreti Ömer diyor ki tamam diyor. Dediğine itaat edeceğim. Ama diyor bu yaptığını Peygamberimize söyleyeceğim. İtaat et de diyor söylersen söyle. Oraya karışma. Hakikaten öyle yapıyorlar. Ve o harekat bitiyor. Sağ salim Medine-i Münevvere'ye dönüyor. Hazreti Ömer de gidiyor söylüyor. Bu diyor yeni Müslüman oldu bilmiyor İslam etti. Bize diyor ateş yaktırmadı. Su varken diyor bize diyor aynı şekilde teyemmüm yaptırdı. Kâr-ı Amr'ın asfı delat anasını. Hazreti Ömer de orada. Eshab-ı Kiram da orada. Peygamber Efendimiz diyor ki ya Amr böyle yaptın, yapmışsın. Evet diyor ya Resulü öyle yaptım. Niçin öyle yaptım? Diyor ki ya Resulü bize gizli bir vazife verdi. O kabile savaşçı bir kabile. O kabilenin başka özellikleri de var. Ateş yakıldığı zaman yakılan ateşten bizim kaç kişi olduğumuzu tespit eder. Çünkü bir yerde konaklayan develerin dışkılarından bile burada kaç kişi aynı şekilde kalmış onu tespit edebilecek yani ayak izlerini bile sayabilecek kabiliyeti. Bizi bilmemeleri lazım, görmemeleri lazım. Bunlar diyor suyla diyor abdest arası ben zapt edemem diyor. Üşürler. Üşüyünce de diyor ateş yakarlar. Ateş yakınca da yerimiz belli olur. Ve bize vermiş olduğunuz emir yerine gelmez. Onu getiremeyiz. Ve diyor orada diyor mağlubiyet söz konusu olur. Onun için diyor harekatın selameti için bunları diyor abdeste gusülde su kullandırtılmadım. Ateşte yaktırmadım. İyi yapmışım buyuruyor. Öyle deyince o da insan. Şimdi yaptığı iş beğeniliyor. Hazreti Ömer diyor ki böyle yaptı. Peygamber diyor ki doğru yapmışsın. Güzel yapmışsın. O da insan. Dedi ki ya Resulallah en çok kimi seviyorsun? İnsan ya. Peygamberimiz Ayşe'yi buyurdular. Yo diyor erkeklerden soruyordum diyor. Ayşe'nin babasını buyurdum. Çok güzel. O sana susuyor. Dışarı çıkınca diyorlar ki niye sormadın? Devamını niye getirmedin? Sonuncu kalacağımı anladım diyor. Çok o ayrı bir mesele. Evet. İşi beğenilmiş. İş beğenilince aynı şekilde evet. Şey yapılmaz mı? Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam herkesin kabiliyet ve kapasitesini iyi biliyor. Ona göre de iş veriyor. Mesela Ebu Cehil'in oğlu İkrime radıyallahu anh. İslamiyet'e şereflenince o da öyle. Stratejik bir dahiydi. Hemen ordunun başına komutan tayin etti. Yani yaptı. Cahil hayatlarında ne zirve ise Müslüman evet. Olunca da o orada en iyisine bulaşıyor. Çok güzel söyledin. Çok güzel söyledin. Daha önce küfürde ileri olan Müslüman olunca ileri olurdur. Ne demek o? Yani kafirlikte ilerideydi bunlar. Neydi? Liderlik özellikleri vardı. Peki o Müslüman olunca bu özellik kaybolmadı. Bu sefer bu özelliği İslamiyet'in emrine verdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazreti öfkeli bir zattı. Evet. Peki ne oldu onun öfkesine? İslamiyet'in potasında o öfke eridi. Gayrete dönüştü. Gayretten de adalet zuhur etti. Peki hocam. Allah razı olsun. Amin. Şimdi yakın zamanı gelince de tabii Necip Fazıl Kısakürek akla geliyor. O da farklı bir alanda şiirlerini yazarken Efendi Hazretleri'ni tanıyor. Abdülhakim Efendi Hazretleri'ni tanıyor. Ondan sonra şiirde zirveye çıkıyor. Tabii. Değil mi hocam böyle? Yani tanıdıkça aşk başlıyor. Evet. Onun için de mesela kitaplarda buluyor ki Allah-u Teala'dan en çok kim Allah-u Teala'dan en çok kim korkar kimseler. Tanıyan böyle. Sabi Kiram Peygamberimizi anladı, tanıdı. Kabiliyetlerine göre. Ama en yüksek Hazreti Ebubekir, sonra Hazreti Ömer, sonra Hazreti Osman, sonra Hazreti Ali diye sıralamış Ehl-i Sünnet alimleri. Biz o sırayı onlar bildirdiği için söylüyoruz. Peki Allah Teala razı olsun hocam. Efendim bir aramız olacak. Bu arada bir reklam gelecek. 3 dakikalık bir reklamımız var. Ardından da yine silsile-i büyüklerinden gönüllere güzellikleri, ilmi nakış nakış işleyen Şah-ı Nakşibend Bahattin Buhari Hazretleri'nin kabrine gideceğiz. Efendim yine Özbekistan'a seyahatimiz devam ediyor Seyyah Fakir'in. Aramızda kısa reklam, ardından da Seyyah Fakir'in Özbekistan serisinden güzel bir bölüm ekranlara gelecek. Biz o aradan sonra yine Osman Ünlü hocamla burada olacağız. Türkiye'nin ilk elektrikli forklifti Sanica. Sanica. Dünya için paylaşma vakti.
Ramazan-ı Şerif ayında bağışlarınız Afrika'daki yetimlere yemek, ihtiyaç sahiplerine erzak kumanya, zekat ve fitreleriniz umut olsun. İhlas Vakfı bağışlarınızı yurt içi ve yurt dışında da güvenle ulaştırıyor. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0 www.ihlasvakfi.org.tr. İsteklerini getirdim. Türkiye hastasısın. Evet. Kolaya getirdim sana, bak seni vereyim. Tamam. Bir arzun, bir isteğin var mı? Tamam. Eksik bir şey varsa getirelim. Bir an vardır, ömre bedel. Bir gün vardır, ömre değer. Ya bir yıl. Şu bir yılda neler oldu hayatta? 50. yaş sevincimizi yaşarken asrın felaketiyle yüzleştik bir anda. Dünya eve hapsoldu, olmaz denilenler oldu. Boşalan sokaklar, caddeler, inen kepenkler, solan hayatlar. Film değildi olanlar. Yarım asırda neler gördük? Bu da geçecekti, biliyorduk. Var gücümüzle düştük yollara. Durmadık, dinlenmedik. Hiç aksatmadan en ihtiyaç duyulan anda çaldık kapıları. Dost olduk, hısım olduk, can yoldaşı olduk. Elimizin ulaştığı her haneyi umutla, sevgiyle doldurduk. Bir yıl daha geçti, aynı aşk ve şevkle. Kederde bir, sevinçte bir ve beraberiz. Daha güzel günler görsün diye Türkiye. Biz Türkiye'yiz, Türkiye biz. Türkiye Gazetesi 51 yaşında. Çok güzel ya, gerçekten muhteşem. Şimdi akşam olmak üzere artık, tabii gün bitiyor. Bizim için de en böyle çekim için zor zamanlar. Çünkü ışık olmayınca bizim işler biraz da böyle, efendime söyleyeyim, karanlık geçebiliyor. Biraz da görüntüler ölüyor. Şu an bulunmuş olduğumuz yer Bahattin Buhari Hazretleri'nin, Şahin-i Akşemet Bahattin Buhari Hazretleri'nin kıymetli anneleri, Arif annemiz. Arif annemiz burada metfunlar. Dikkat ettiyseniz önce buraya geldik. Yani Şahin-i Akşemet Hazretleri'nden önce buraya geldik. Çünkü mübareğin bir öyle bir vasiyeti var diyelim. Kendisi buyurmuşlar ki bana ziyarete gelenler önce annemi ziyarete gelsinler, ardından benim yanıma gelsinler buyurmuş. Ve bugün buraya gelen herkes, ama herkes buna uyuyor. Zaten rehberler, buradaki türbedarlar hepsi de bunu bildikleri için bu şekilde sizi hatta yönlendirebiliyorlar dahi. Birazdan Şahin Akşemend Hazretleri'nin yanına gideceğiz. Orada size efendim daha önce belki de hiç duymadığınız birkaç bilgi de vereceğim. Arife annemizi ziyaret ediyoruz ve Şahin Akşemend Bahattin Buhari Hazretleri'ni o güzel ince yeşil yoldan giderek mübareğin huzuruna kavuşuyoruz. Akşamı ettik, iyi mi? Böyle gönüllere Allah-u Teala'nın isminin nakış nakış işlenmiş olduğu. Kasr-ı Arifan'dayız efendim. Yani Buhari'ye çok yakın bir noktadayız. Şahin Akşemend Bahattin Buhari Hazretleri'nin doğduğu, büyüdüğü, vefat etmiş olduğu topraklardayız. Şimdi bu görmüş olduğunuz alan içerisinde, arkamda görmüş olduğunuz yerde Şahin Akşemend Bahattin Buhari Hazretleri'nin kabri var. Hemen bu avlunun kenarlarında da namaz kılabileceğiniz yerler var. Yani mescidi hemen bu avlunun sol tarafında kalıyor. Böyle güzel revaklar var. O revaklar ahşap, muhteşem işçilikli, Çinli işçilikli sanat eserleri. Buraya önem veriyorlar. Bunun için söylüyorum. Yoksa buradaki Çinli vesaire diğer güzellikleri bahsedip yani mübareğin önünü almak tövbe haşa, öyle bir haddimiz değil, ama yani buraya kıymet veriyor, değer veriyorlar. Bu da onun en güzel göstergesi. Çünkü
Bizim bu dünyada hani kıymetli görmüş olduğumuz bazı şeyler var. Meta olarak yani madde olarak neler bunlar? İşte altın gibi, gümüş gibi ya da çini ya da işçilik, el işçiliği vesaire. İşte buralarda bu tür yerlerde o işçiliklerini, sanatlarını kullanıyorlar. Bu da kıymet verdiklerini gösteriyor. Bu da güzel bir şey. Nakşibendilik, işte o güzel yolun doğduğu topraklar. Çağ Nakşibendi Bahattin Buhari Hazretleri Buhara'da olduğu için Buhari olarak anılıyor. Ve gönüllere Allah-u Teala'nın ismini nakış nakış işlediği için, dünyayı ahirete bağladığı için, ördüğü için, ilmek ilmek yaptığı için efendim Şah-ı Nakşibend Bahattin Buhar demişler. Yani Nakşibendiye, Nakşilik böyle bir anlam ifade ediyor. Kendisi Muhammed Baba Semmasi Hazretleri'nin ve Emir Külal Hazretleri'nin talebesi. O iki büyük zattan dersler alıyor. Onların yanında bulunuyor. Onlardan feyizler alıyor. Böyle büyük bir zat ortaya çıkıyor. Yani bu işler hakikaten kolay işler değil. Ve kendisi kimi yetiştiriyor? Alaaddin Attar Hazretleri. Alaaddin Attar Hazretleri nerede diye soracaksınız. Kendisi mübarek Denov'da bulunuyor. Tabi orası buraya kilometre olarak çok uzakta. Kadı Muhammed Zahid Hazretleri oradaydı. Oradaki iki zat da yani silsile büyüğü de orada bulunuyor. Bunu da söyleyelim. Yaklaşık 350-400 kilometre gibi bir mesafe kat etmeniz gerekiyor buradan. Uzun bir yol ve yol olarak da biraz zorlu bir yol olduğu için genelde tur şirketlerinin tercih etmediği bir yer. Ama siz dersiniz ki ben kendim imkanlarımla gideceğim. Hala olur. Tutarsınız buradan bir kiralarsınız bir araba. Tıkır tıkır efendim gidersiniz. Çok da güzel olur. Harika olur. Yolda giderken başka güzellikler de görürsünüz. Efendim onları da orada ziyaret edersiniz. Mümkün. Şimdi Şah-ı Nakşibend Bahattin Buhari Hazretleri'ni dedik ya talebesi Alaaddin Attar Hazretleri diye. Alaaddin Attar Hazretleri kendisini mübareği anlatıyor kendi ağzından dinleyelim. Diyor ki mübarek bir gün sohbet meclislerindeyken geliyor ziyaret ediyor kendisini ve orada tutuluyor aşık oluyor. Aşık ile maşuk. Şimdi bu iki kelimenin ne anlama geldiğini çok iyi anlayacağız. Birisi aşık birisi maşuk bakalım neler olacak. Dikkatlice dinleyin lütfen. Şimdi bakın. Alaaddin Attar Hazretleri'ne sual ediyor. Şah-ı Nakşibend Bahattin Buhari Hazretleri. Diyor ki hani ben mi seni seviyorum sen mi beni? Yani sevgi benden mi sana yoksa senden mi bana? O da düşünüyor ve edebe de riayet ederek cevap veriyor. Diyor ki efendim siz bize iltifat ediyorsunuz. Biz de sizin iltifatınızla sizi seviyoruz diyor. Peki diyor birazdan işin aslını neymiş ne olduğunu göreceksin öğreneceksin buyuruyor. Şah-ı Nakşibend Bahattin Buhari Hazretleri. Bir müddet sonra efendim kalbinde bir soğuma başlıyor. Öyle ki sevmeyecek hale geliyor ta ki. Şimdi anladın mı diyor sevgi nereden geliyormuş. Sevgi büyükten gelir efendim. Yukarıdan gelir sevgi. Aşağıya doğru iner. Yani nasıl anlatayım? Şimdi evlat babasını sever. Hani tabiri caizse evlat babayı sever. Baba da o yüzden evladı sever. Biz bebeklerimizi çocukluktan işte itibaren sevmiyor muyuz? Seviyoruz. Onu okşuyoruz, seviyoruz, doyuruyoruz. O da bizi sonra seviyor işte. Yani ama sevgi önce babadan, önce büyükten geliyor. Anne evladını çok seviyor, evlat da annesini çok seviyor. Bu işler böyle. Yani sevgi yukarıdan efendim. Ama bu sevgi anlamında bir karşılık derseniz, tamam buna karşılık diyebilirsiniz ama netice itibariyle sevgi büyükten geliyor. Ve ne diyorlar biliyor musunuz? Eğer maşuktan olmazsa muhabbet aşağı, aşığın uğraşması maşuğa kavuşturamaz asla. Şu sözün muhteşemliğine bakar mısınız efendim? Yani maşuk eğer onu sevmezse, ona iltifat edip onu bir şekilde gönlünü almazsa aşığın işi zor. Öyle kolay iş değil. Yani efendim başka bir şey bunlar ya. Yani bu anlatılarak, okuyarak anlaşılacak şeyler değil. Çoğu zaman böyle kitaplarda okurken, büyüklerin hayatına bakarken aynı şeyleri görüyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var. Hani bilmek. Değil mi? Yani insan böyle bildiği zaman böyle profesör olur, ordinarius falan tamam mı? Hani böyle vardır öyle abiler. Tamam da kardeşim o öğrenmiş olduğun şeyin senin ahiretine ne faydası var? Tamam yani elbette ki bu dünyada bilim, ilim ilerleyecek, insanların faydasına bir şeyler yapılacak ama yapılan şeyin Allah-u Teala'nın yarattığı dünyada, Allah-u Teala'nın yarattığı insanların onun kurallarına göre yaşaması ve ona hizmet etmesi. Yani insanlara hizmet etmek elbette güzel ama Müslüman olarak ve hayırlı bir şekilde insanlara bir şeyler yapmak gerekiyor. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. En iyi bilenlerden birisi kimdi? Şeytandı. Meleklere hocalık yapmış. Allah-u Teala'nın yanındaydı. Ama şeytanın ilmi, bilgisi hiçbir şeye yaramadı. Ne yapıldı? Ne oldu? Bitti. Olay kapandı tamamen. Şeytan artık tamamen lanetli ve netice itibariyle insanları sapıklığa, yanlış yola
götürmek için uğraşan bir mahluk haline gelmiş oldu. Dolayısıyla bilgiye, böyle ilme çok da fazla güvenmemek lazım. Ama işte böyle büyük zatların yanında, Şah-ı Nakşibend, Bahattin Buhari gibi mübarek zatların yanında ilim akıyor efendim. Bu böyle sadece okuyarak elde edilebilecek olan bir şey değil. Siz hissetmediniz mi hiç? Bir düşünsenize. Yani çok sevmiş olduğunuz birinin yanında ona karşı muhabbet, böyle içinizde bir kaynama. Bambaşka bir şey bu işte. Bunu söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla işi kitabından okuyup öğrenen insanlar elbette ki bir bilgi birikimi oluyor ama onu icraata geçirmek için o iş üzere olmak gerekiyor. İşte bu yolun, bu işi de o mübareklerin kalbinden çıkan feyizlere kavuşmaktır. Ha şunu da söyleyeyim, aynı zamanda buranın hemen arka tarafında büyük bir kabir alanı, kabristan var. Gidip orayı ziyaret edebilirsiniz. Gelirsiniz hani orayı da atlamayın derim. Buradaki türbedar abilere geldiğinizde merak ettiğiniz ne varsa ama ne varsa sorabilir ve öğrenebilirsiniz. Hemen benim karşımda duruyor. Burada da çilehanesi var mübareğin. Çilehaneyi de görebilirsiniz, açık içerisi. Etrafı da tabii anlatmak gerekiyor biraz. Bu mescit var dedim. Bu mescit erkekler için mescit, ayrılan mescit. Hemen karşı tarafta da bayanlar için ayrılmış olan bir mescit var. Burada size bahsetmiş olduğum arka taraftaki büyük o kabristan dedim ya, orada da şimdi buranın amirleri oluyor, valisi oluyor, bir şey oluyor falan. Onlar da mübareğe yakın bir yerde defnedilmek için, hani biz nasıl Eyüp Sultan Hazretleri'ne yakın bir yer olsun diye uğraşıyoruz. Hani orada bir yer bulalım diye uğraşıyoruz. İşte burada da zamanında öyle bir şey varmış. Hani yakın olsun diye o amirler, o valiler de vesaireler de oraya defnolmuş. Hani arkada göreceğiniz kabristanda da onlar metfun. Ardından yine birlikteyiz. Osman Ünlü Hocam bu kısımda ağırlıklı olarak sorularınızı cevaplayacak. 0546-780-80-80 numaralı WhatsApp hattımıza sorularınızı göndermeye başlayabilirsiniz. Şimdi arada ne izlediniz? Buhari'ye uzandık değil mi? Yakınlarda bir yerde. Önce annesine gittik tabii ki. Şahin Nakşibend Bahattin Buhari Hazretleri'nin. Oranın kendisini ziyaretimizi izlediniz. Şimdi orayla ilgili hocam da bir arada bir anı anlattı. Rahmetli Turgut Özal'ın oradaki seyahatinden bahsetti. Hocam kısaca bir anlatabilir misiniz o seyahati? Şimdi Allah-u Teala bir kulunu cennete koymayı murad ettiyse ona güzel iyi işler yaptırır. Vesile olur. Yaptıran gene kendisidir. Bunun için mesela Evliya-i Kiram Allah-u Teala salih kulları bunu yakinen bildiği için yaptığı iyi şeyleri hiçbir zaman sahiplenmez. Ben şöyle şöyle yaptım, ben böyle böyle yaptım, ben şuyum, ben bileyim diye övmez. Bunu Allah-u Teala verdiğini iyi bilir. Onun için de hep örter. Yani kitaplarda yazıyor ya, yaptığınız iyilikleri unutun, size yapılan kötülükleri de unutun. Çünkü Allah-u Teala settar sıfatıyla kulların şeylerini örtüyor. Şimdi rahmetli Turgut Özal, hareketli birisiydi, sempatik birisiydi, kabiliyet kapasiteli de birisiydi. Seveni var, sevmeyeni var, o bizi ilgilendirmez. Fakat o son seyahatiydi zaten. Oradan dönünce vefat etti. Şah-ı Nakşibend Bahattin Buhari Hazretleri'nin kabrini ziyaret ediyor. Kabrinin içinde de ağlıyor. Kabrinin içinde de ağlıyor. Hatta bu savaş çıkmadan önce biz de Suriye'ye gitmiştik. Şam'da Süleymaniye Camii var. Yanlış hatırlamıyorsam ismi Süleymaniye. Osmanlı'ya yapmışlar. O caminin içerisinde Sultan Vahidettin Han'ın türbesi var. Türkiye'den gidenlere açıyorlar. Bahçenin içerisinde açıyorlar. Biz de Türkiye'den gittiğimiz için açtılar. Orada bir görevli vardı. Dedi ki Turgut Özal da geldi buraya. Girdi, kimseyi de almadı. Korumalarını falan almadı. Oturdu uzun uzun bu ayette, sonra da epey ağladı. Kabrin başında epey ağladı. Peki şimdi Turgut Özal, hani efendim ben istedim, kalbinde var o sevgi, o muhabbet var. Bu büyükler çekiyor. Peki oraya gittiği zaman, o kabri ziyaret ettiği zaman, o zata aynı şekilde sevgi muhabbeti varsa, o sevgiyle, o muhabbetle gidince onlar ikramda bulunur. Çünkü Allah-u Teala onları da kullarının tövbe etmesi için, kendine yaklaşması için vesile olarak yaratmıştır. Çok kimse bunu anlamıyor.
İşte efendim kimseyi vesile etme, tevessül işte caiz değildir falan. Bu Vehhabiler, mezhepsizler falan itiraz ediyor da ben ne müzik ne meydiri tatlayan bilmez. Halbuki ne Şahın Hakimet Bahattin Buhari Hazretleri, ne aynı şekilde hem damadı hem talebesi Alaaddin Attar Hazretleri, ne yine talebesi Yakup Çerhi Hazretleri hiçbir zaman dememişlerdir ki biz şöyle yaparız, biz böyle yaparız, böyle bir şeyler yok. Böyle bir durumları söz konusu değil. Yaratan onları öyle yaratmış. Ve onların üzerinden olağanüstü haller yaratıyor. Ve onlara bizim bilemediğimiz, göremediğimiz tasarruf denilen kalplerdeki Allah-u Teala'nın izniyle o kirleri temizleme kabiliyeti ve kudreti vermiştir. İyi bir iş yapan kulun temizlenmesi için dünyada Allah-u Teala nasip eder. Rahmetli Turgut Özal da oraya gidiyor. Farkında veya değil, orada Şah-ı Hakimet Hazretleri'nin kabrinin başında o zatın ruhaniyetinden, teveccühlerinden, teveccühleriyle temizlenmiş. Zaten o temizlendikten sonra bir daha hiçbir zaman o pisliğe bulaşmadı. İşte yolda gelirken zehirlediler onu. Bir daha bulaşmadı. Öyle temizlendi ve gittiydi. Allah-u Teala rahmet eylesin. Öyle gayretli birisiydi. Gayretli birisiydi. Bir kimse Allah-u Teala'nın rızası için bir iş yaparsa, hani bir söz var Raşit Bey. Evet hocam. Yap bir iyilik at denize. Balık bilmezse Haluk bilir. Bir tane de bir hadise anlatırlar. Şimdi iki tane ama varmış. Bunlar hep dilenirler. Zamanın sultanın ismi Mahmut'muş. Dilencilerden birisi ya Mahmut, ya Mahmut diye gündüz böyle sokakları gezermiş. Öbürsü de ya Mahmut, ya Mahmut dermiş. Tamam. İşte sultan hükümdarın kulağına geliyor. Diyor ki şu bizim ismimizi söyleyip duruyor. İşte bir tane kaz veya da tavuk neyse kızartıyor. İçine de bir kese altın koyuyor. Götürün diyor verin. Neyse şey yapıyorlar. Akşamüstü bunlar karşılaşıyorlar. Diyor ki bir şey oldu mu? O ya Mahmut diyen diyor ki sultan diyor bir diyor tavuk mümkünlüğe göndermiş diyor falan filan. Diyor beğenmezse bana ver diyor. Veriyor. Tabi ama yerken bakıyor ki içinde bir kese bakıyor ki bir kese altın. Ertesi gün dilenmekten vazgeçiyor Mahmut diyen. Ama ya Mahmut diyen gene dolaşıyor falan. Sultan diyor ki şimdi araştırın. Araştırıyorlar. Aa öyle şey yapıyor. İşte o zaman sultan diyor ki vermeyince Mahmut neylesin sultan Mahmut diyor. Oradan geliyor. Evet oradan geliyor. Vermeyince Mahmut neylesin sultan Mahmut. Şimdi yaratılış itibariyle Allah-u Teala bazılarını yüksek yaratmış. Bunları kullarına merhametli olarak yaratmıştır. Mesela mezhep imamlarından İmam-ı Hasan İbn-i Hanife Hazretleri, İmam-ı Şafii Hazretleri, İmam-ı Malik, İmam-ı Ahmet bin Hanbel Hazretleri. Bunlar yaratılırken yüksek yaratılmışlar. Hafızaları, sürat intikalleri, akılları, zekaları çok çok aynı şekilde keskin. Çok çok keskin. Daha İmam-ı Hasan İbn-i Hanife rahmetullahi aleyh. Küçük yaşta hocası Hammad görüyor. Yani bütün kendisine gelen ilimleri abire yüklüyor. Şimdi ateist diyoruz. O zaman da dehri diyorlar. Yani Allah-u Teala'yı inkar ederler. İşte o zaman İmam Hasan İbn Hazretleri'nin bulunduğu şehir, küfe midir nedir neyse oraya bir dehri geliyor. İşte diyor benim karşıma bir alim çıkarım. İşte hocası Hammad haber gönderiyorlar. Bu da diyor ki daha 16 yaşında. Diyor ki sen git. O sana gidiyor. Böyle bir kürsü kurulmuş. Kurulmuş yüksekte. Dehri oraya çıkıyor. Diyor ki bula bula çocuk mu buldunuz falan diyor. Onlar diyor ki biz karışmayız. Sen istedin. Hah. Çocuk yaşta ama alim diye çıktı karşına. Buyur sor sorularını. Her soruya sorduğu bütün soruların hepsine cevap veriyor. En sonunda Dehri diyor ki peki diyor varlığını iddia ettiğin o ilah şu anda diyor neyle meşgul? Şimdi bu zeka ürünüdür. Burada kavrama kabiliyeti diye şey yapıyor. Öyle düşünerek bir şeyler değil. Anında şimşek gibi çakar hemen. Diyor ki 16 yaşında daha o zaman. Diyor ki siz diyor bütün sualleri o yüksek kürsüden sordunuz. Ben de burada aşağıda cevapladım diyor. Şimdi diyor bu sorunuzun cevabı için siz inin buraya gelin. Ben de çıkayım oradan cevap vereyim buna diyor. Yani şu anda diyor o ilah ne işle meşgul? Bunun cevabını orada vereyim. Dehri diyor ki benim için mesele yok diyor. İneyim. İniyor oraya. İmam Hasan İbn Hazretleri çıkıyor oraya. Şu anda diyor benim inandığım Rabbim senin gibi Dehri'yi bu kürsüden indirttirdi. Benim gibi çocuğu da bu kürsüye çıkarttırdı. Sana cevap verdirmekle meşguldür. Aksini iddia edebilir misin? Ve bütün Allah-u Teala'nın sevgili kulları, evliya dediğimiz kullarda da aynı şekilde bu pratik zeka dedikleri, surat-i intikal çok yüksek. Mesela Moğollar istila etmiş Anadolu'yu. Nasrettin Hoca merhum. Fıkra değil aslında. O zamanki toplumun halini, perişan halini de dile getiriyor orada. Şimdi nasıl mesela kitapla, ondan sonra filmle, televizyon yayınlarıyla
çevrilen filmlerle falan her ülke kendi inancını, kendi fikrini empoze edip yayıyorsa, propagandasını yapıyorsa, mesela Hristiyanlar misyonerler var. Daha önce bunlara cizvit deniyordu. Hatta şu Cevap Veremedi kitabı var. Burada var mıydı o? Var. Ha, var. O Harput İshak Efendi'nindir. Kitabın orijinal ismi Diyarül Kulüp'tür. Fakat Hüseyin İlmi Efendi Cevap Veremedi ismini koymuş ona. Bu ismi kullanmış. Sebebine gelince o zat dört İncil'i didik didik etmiş. Didik didik etmiş. Birbirleriyle tenakuz olan yerleri bulmuş. Papazlar Cevap Veremedi. Onun için Cevap Veremedi ismini koymuş. Altta bu zaten orijinal ismi yazıyor. O Cevap Veremedi ismini şey yapıyor. Şimdi İslam alim Nasrettin Hoca merhum da, merhum zamanında da bu cizvitler, hatta misyonerler, papazlar dolaşıyorlar. Bu üstünlüktür. Mesela Müslümanların içerisinde o zaman kim temayüz etmiş? Nasrettin Hoca merhum. Herkes ona itibar ediyor ya. Onu kendi dindaşları arasında mahcup ve rezil ederse bunun propagandası yapıp Hristiyanlık propagandası yapacaklar. Yani mağlup etmiş olacaklar. Bir papaz geliyor. Diyor ki, diyor, sana bir sualim var. Buyur diyor. Rüyanın ortası neresi? Rüyanın ortası neresi? Şimdi bazıları bunu fıkra diyor. Fıkra değil o. Çok ince bir zeka ürünü o. Diyor ki, benim şu merkebin arka ayağının bastığı yer diyor. Eğer inanmazsan ölç. Ya. Ölç. 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 Papaz mağlup oluyor. Mağlup oluyor. Hakikaten nereye basarsan bas, ortası orası oluyor. Evet. Ya söz yanlış değil. Doğru. Yanlış değil. Bu sefer diyor ki, peki diyor, senin diyor merkebin diyor kuyruğunda ne kadar kıl var? Cevap verilemeyecek böyle absürt sorular soruyor falan. Senin diyor yüzündeki sakalda ne kadar kıl varsa diyor, benim merkebimin diyor kuyruğunda da o kadar kıl var. Eğer diyor inanmazsan bir senden koparalım diyor, ondan koparalım. Adam biraz sağlam kalacak. Ama zekaya bakın. Bunlar zeka ürünü. Evet. Bunlar zeka ürünü. Mesela şeyde yine İmam Hasan İbni Hanif Hazretleri ile alakalı bir şey anlatılıyor kitaplarda. Yine zamanla aynı şekilde diyorlar ki, bir alim çıkartın. Yine bir dehri gelmiş böyle. Allah Teala inkar ediyor, reddediyor falan. Her şey diyor tesadüfen olmuştur, rastgele olmuştur. Adamın savunduğu nokta bu. İşte falan gün saat işte şurada 2'de veya 3'de neyse birleşecekler. Fakat o saat gelmiş, saat 2 gelmiş falan. Yok İmam Hasan İbni Hanif Hazretleri, ortada yok. Adam başlamış omurdanmaya, hani alim dediniz, korktu işte, gelemedi işte falan filan, diyorlar ki biz karışmayız. Neyse, gecikmeli olarak, yarım saat neyse, ne kadar zaman geciktiyse geliyor. Diyor ki, korktun değil mi diyor, bana cevap veremedin, onun için veremeyeceğim için. Yok diyor, korkmadım. Ben diyor, Dicle Nehri'nin öbür yakasında benim ev diyor. Tabii diyor, burada böyle bir münazara olacağını duyunca diyor, herkes yüklenmiş, bütün kayıklar bu tarafa geçmiş. Ben de diyor aynı şekilde yüzme bilmiyorum. Bilmediğim için orada bekliyordum. Sonra diyor nehrin kenarındaki baktım diyor ağaçlar kendi kendine kesildi. Ondan sonra budandı, tahta haline geldi, birleşti, kayık oldu, ben de geldim. Ha 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 falan diyorlar. Görüyor musunuz diyor ya. Hiç olur mu bu diyor ya. İmam Hazreti İbni Hanif Hazretleri olmaz mı diyor. Olmaz tabii diyor, böyle tesadüfen olur mu? Peki diyor, bir de kayık bile tesadüfen olmaz mı diyor. Bu kainat tesadüfen nasıl oluyor? Adam zampıya kalıyor. Bu pratik zeka ürünüdür. Mantık aynı şekilde. Pratik zeka ürünü değil mi? Mantıktır bu. Hatta bir tane şimdi İmam Hasan İbni Hanif radıyallahu anh hazretleri bütün ayet-i kerim, hadis-i şerifler ve Peygamber Efendimiz'in tatbikatına bakıyor. Buyuruyor ki cemaatle namaz kılarken imamın Fatiha okuması kafidir, cemaatin okuması mekruhtur. İmam-ı Şafii Hazretleri cemaatin okuması da farz buyuruyor. İmam Malik Hazretleri müstahap buyuruyor. İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri okuması lazım buyuruyor. Hatta şu Mektubat kitabının sahibi İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, yani zahiri deliller diyor, diğer üç imamı destekliyor. Ama İmam-ı Azam İbni Hanif Hazretleri mekruh diyor. Bunu diyor çok merak ettim. Bana gösterildi ve bildirildi ki, İmam diğer üç mezhep imamı birer nehir gibi. Ama İmam-ı Azam İbni Hanif Hazretleri de Uman gibi ve Kürüz gibi. Çok keskin zekası var. Şimdi kendi zamanında da böyle ham sofular, şimdi zamanımızı da var böyle din adamı geçirdi fakat meseleyi kavrayamadığı için kendisi böyle fırıncı küreği gibi diliyle bir şeyler söyler durur falan. 20-30 kişi gelmiş İmam Hasan İbni Hanif Hazretleri'nin huzuruna. Çünkü hadis-i şerif var, Buhari'de var. La salate illa bi fatihatil kitap hadis-i şerif. Fatihasız namaz olmaz. İmam-ı Şafii Hazretleri bu hadis-i şerifi hüccet almıştır, farz bulmuştur. Diğer imamlar da aynı şekilde bunu ve diğer hadis-i şerifleri görüyorlar. Okunması lazım diyorlar. Fakat İmam Hasan İbni Hanif Hazretleri mekruh diyor. Şimdi 30 kişi İmam Hasan İbni Hanif Hazretleri tek başına. Nasıl karışıyor ya?
Ben diye her birinizle tek tek diye konuşamam ki. Ben bir kişiyim. Siz diyor içinizden birisini seçseniz ben onunla konuşsam olmaz mı? Olur diyorlar. Birisine diyor ki bu. Bunun dediği sizin dediğiniz mi diyor. Bu ne derse siz de onu mu diyorsunuz diyor. Evet diyorlar. Ben de aynı şeyi söylüyorum. İmam okuyunca cemaat okumuş olur diyor. Ve kendi aslında görüşmüştü. İmam Malik Hazretleri'nin sözü bu. Diyor ki İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'ne öyle bir mantık düşün. İhsan etmiş ki şu tahtaya altın dese, tamam altın değil ama o ifadelerle sen bile aynı şekilde onun altın olduğuna inanırsın. Böyle bir güç vermiş yani. Niye? Çünkü dinin onun mükemmeli. Onun mükemmeli. Sebep bu yani. Tabii. Onları öyle yaratıyor. Ve dolayısıyla şimdi zamanımızda ilahiyatçı o da insan benim de insan. Hani halk arasında gösterler. Yani. Kusura bakma da. Arkadaş kaç tane ait gönüllü aynı hükümleriyle söyleyebiliyorsun. Hatta ilahiyat fakültelerinde mesela hadis kürsü profesörleri var. Hatta bir gün böyle bir hadis kürsü bir arkadaşla karşılaştım. Dedim, hadis kürsü profesörüsün. Dedim kaç tane hadis kürsü? Bin tane olabilir. Ben dedim orada inanmıyorum. Ama bak Raşit Bey, hadis alemi o hadis şerif. O da hadis şerifi. Mesela Peygamber Efendimiz'den duyan eshab-ı kiramdan birisi var. O naklediyor. Başka bir eshab-ı kiram duyuyor. O naklediyor. Tabiinden birisi. O naklediyor. Tebe-i tabiinden birisi. Bunlara ravi deniyor. Ravileri de bilen filan filandan, filan filandan, o filandan, o Resulullah Efendimiz'den gala Resulullah diye geçer. Yani Resulullah Efendimiz buyurdu ki diye. Ravileri de beraber. Mesela bir gün bir konu vardı. Araştırırken bir şey dikkatimi çekti. 70 bin hadis-i şerifi ezbere biliyor bir zat. Hadis alemi. Ona diyorlar ki hiç diyorlar bu naklettiğin hadis-i şeriflerde tereddüt ettiğin oldu mu? Oldu diyor bir tanesinde. Nasıl olmuş o diyor. Sonra diyor araştırdım sebebi ne diye. Meğer diyor kaynak tereddütlü naklediyor. Şimdi bu ne gösterir sana? Allah-u Teala bunun hafızasını çok kuvvetli yaratmış demektir. Eshab-ı kiramınki de öyledir. Eshab-ı kiramınki de öyledir. Dolayısıyla insan haddini bilmesi lazım. İnsan haddini bilmesi lazım ve orada durması lazım. Bunu Cenab-ı Hak yüksek yaratmış. Bitti. Onu kabul edince işte hani konu nereden açıldı? Neye kadar getirdik de işte edebin birçok tarifi varmış. Zaman zaman hep naklediyorum onu. Seyyid Abdülhakim Arvazi Hazretleri'nde bir tanım tarifi var. O benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü bu zat buyuruyor ki edep haddini bilmek. Ya haddini bilirsen mesele bitiyor. Mesele bitiyor. Mesela Osmanlı dönemindeki ve Selçuk dönemindeki daha önceki dönemlerde asırlarda yetişen Ehl-i Sünnet alimleri ve Evliya-i Kiram ben bilmem ki der. O konuda bilgim yok der. O onu aynı şekilde küçültmüyor ki. Zaten bir kimse bir şey biliyorsa yani bilmiyorum diyen bir şeyler biliyor. Her şeyi biliyorum diyen hiçbir şey bilmiyor demek. Hocam hemen bununla ilgili bir soru geldi. Maliki mezhebini taklit ediyorum diyor bir izleyicimiz. Cemaatle Fatiha suresini okumalı mıyım? Hayır. Hanefi mezhebinde Maliki veya Şafii Maliki mezhebini taklit edin çünkü müstahaptır buyuruyor. Kendi mezhebinde mekruh olduğu için okumuyor. Ama Hanefi mezhebinde bir sebepten dolayı gusül, abdest ve namazda Şafii mezhebini taklit ediyorsa Şafii mezhebinde farz. Hanefi mezhebi mekruh dese de o farzı yerine getirmesi lazım. Getirmesi lazım. Peki adak kurbanı nasıl kesilmelidir? Kurbanı alıp kurs gibi bir yere bağışlasak olur mu? Yoksa kesip etini kendimiz mi dağıtmalıyız demiş bir izleyicimiz. Efendim adağı yerine getirmek vacip. Bilen birisine vekalet verilerek onun adına aynı şekilde o keser fakirlere verir, fakirlere verir, zenginlere verilmez. Kesen kendisi yiyemez. Annesi, babası, dedesi, neleri, kendi çoluğu, çocuğu da yiyemez. Fakir olsalar da yiyemez. Kendisini kesmesi. Veya bu işi bilen emniyetli birisine aynı şekilde vermek lazım. Vekaleti vermek lazım. Peki efendim kurumlara. Kurumlara zekat olmaz Raşit Bey. Mesela İhlas Holding'in İhlas Vakfı diye bir kuruluşu da var. İhlas Vakfı'nın şahsına zekat olmaz, sadaka-i fıtır olmaz. Adak da olmaz, yemin kefaret de olmaz. Ancak oradaki görevli olan kimseye, işte benim zekatım var, ona vekalet verilir. O onun adına aynı şekilde oradaki fakir öğrencilere verir, fakirlere dağıtır. Yapılacak şu, o fakir de yetki vermesi lazım. Benim adıma zekat almaya ve bu benim adıma bunları da bu işte İhlas Vakfı'ndaki yerlere kullanmaya seni umum vekil tayin ettim demesi lazım. Bu ibadettir, dindir. Bu kendi kafasına göre olmaz. Adak da böyle. Yani orada o vekil tayin ettim demiş olması
Onu vekil tayin etmiş olması. Ama bu işi bilen birisine. Bilen birisi yapacak. Peki bilen birisi dedi, itimat etti, vekalet verdi. O da gitti aynı şekilde har vurdu, harman savurdu. Hmm. Ahirette hesabını verir. Allah korusun. Peki bir izleyicimiz diyor ki kitap okurken ve ibadetleri yaparken üzerimizde bir isteksizlik hasıl oluyor. İçimizden gelerek tabii yapamıyoruz ama bu devamlı bir hal diyor. Ne yapmalıyız? Bundan nasıl kurtulabiliriz diyor. Nefisten kaynaklanır. Nefis istemez ki. Hele doğru kitabı hiç okumaksınız. Ama roman hikaye olduğu zaman hay onu izler. Hı hı. Onu okur. Anlatır bile. Ama şimdi tam İlmihal Saadet-i Ebediye kitabını veyahut da İslam Ahlak kitabını veyahut da aynı şekilde Kıyamet Ahiret kitabını, hele Kıyamet Ahiret kitabının ilk 30 sayfasını nefis katiyen istemez. Niye? Çünkü İmam-ı Gazali Hazretleri bu kitabın ilk yani tercüme edilmiş şekli ilk 30 sayfası ölümü, ölüm anında ruhun bedenden ayrılışını, kabiri, kabirdeki halleri anlatıyor. Nefis onları göre ağır gelir değil mi hocam nefse? Nefis kudurur. Ağır gelmesinden maksat nefse ağır gelir. Yoksa mesela Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki bu kitabın o 30 sayfasını zaman zaman sık sık okumalı. Peki ne olur? Nefis geri çekilir. Der ki ya sen şakası yok, bu adam okuyup duruyor. Ölümden o da korkar. Ölümle beraber işi bitecek çünkü. Ölümle beraber. Şeyde konu konuyu açıyor da bir gün bir tane bir doktor çıkartılmış. Bu koronavirüsle alakalı olarak konuşturuluyor. Adamın söylediği benim hoşuma gitti. Dedi ki ya dedi bu dedi bir virüstür, bir canlıdır dedi. Ve canlı organizmada bu hayat bulur dedi. Cansızda yaşayamaz dedi. Dolayısıyla insanı öldürmek için gelmiyor dedi. Ama dedi yaratılış itibariyle bir canlı organizmaya girdiği zaman yayılıyor dedi. Çoğalıyor dedi. Yani hayatını devam ettirmek istiyor. Şimdi mutasyona uğratıyor ya. Bütün aynı şekilde canlılar kendisini korumak için aslında kötü niyetli değil diyorsunuz. Kötü niyetli değil. Hatta bir tanesi sordu dedi hayvanlar. Hayvanlar da dedi yaşayabiliyor. Onlar da fazla zarar görmüyor dedi. Ama bazen dedi hani değişiklik olsun diye. İnsana geliyor dedi. İnsanda dedi. İnsanın bünyesi de dayanamıyor falan filan diye bir şeyler anlattı. Yani makul sözler söyledi. Doğru aslında o. Netice itibariyle o da canlı. Gelip de seni öldürmek değil niyeti. Ama o yaşamaya çalışıyor yani. Canım akrep de seni öldürmek için sokmuyor. Kendisini savunmak için sokuyor. Arı da öyle. Arı da öyle. Peki hocam. Kredi borcu olana fitre ve zekat verilir mi? Bir de çocuklarım için dua istemişler. Dua isteyen çok kişi var da bu duayı sonraya bırakalım. Hocam bu zekatı vereceğimiz yani alacak kişi şehir dışında. O yüzden annesine verip o da borcunun alacaklısına direkt altın olarak verse olur mu demiş. Şimdi o konu zor bir şey değil. Yani kendi bulunduğu şeyin hatta yurt dışında bile olmuş olsa mesela diyelim ki ben sizin üzerinizden bir sel vereyim. Yurt dışında sizin akrabalarınızdan birisi hanım diyelim ki dinen zengin. Tamam. Zekatını verecek. Ama yalnız orasını da açıklamak gerekir. Şimdi altın ve gümüşü Allah-u Teala insanlar arasında ölçü olarak yaratmıştır. Zekat ibadettir. Sadaka-i fıtır ibadettir. Dolayısıyla bu ibadetlerin nasıl yapılacağı fıkıh kitaplarında bildirilmiştir. Altın ve gümüşün dışındaki paraların hepsine fülüs tabir edilir. İster bakırdan bas bunu, ister kağıttan bas, ister aynı şekilde alüminyumdan bas. Fark etmez. Bunların kıymi değerleri var. Bir zamanlar aynı şekilde yani o döneme yetiştim bilmiyorum. Çok sıfırlı bizim şeylerimiz vardı. Tabii. Hatta o paralardan bir tanesi böyle bir elime geçti. Yakın zamanda, geçen seneydi. TGRT FM'de orada çalışan gençler vardı falan. Üzerinde 10 milyon yazıyor. Ne para? Gittim çocuklara. Dedim ben milyoner oldum. Oo abi dediler yani biz de görürsün falan. Dedim tabii görürüm falan. Dedim nasıl oldu falan. Çıkardım. Başladılar gülmeye. Başladım. Ya kağıdın üzerinde 10 milyon yazıyor. Bir işe yaramıyor. Ama bir çeyrek altın olsaydı gene değerliydi. Çünkü Allah Teala altına kıymet vermiş. Bakın altının insan hayatında kullanıldığı fazla bir yeri yok. Ev inşa edemezsin. İnşaatta kullanamazsın. Yamuluyor. Evet. Ondan sonra tencere tava da yapamazsın. Orada da yamuluyor. Olmuyor. Ama Allah-u Teala değer verdiği için, kıymet verdiği için sarrafın vitrinde kasım kasım kasılıyor. Hakikaten öyle yani. Hakikaten de öyle hocam. Kasım kasım kasılıyor. Çünkü Cenab-ı Hak ona değer vermiş. İnsanlara alışverişte onu ölçü yaratmış. Mesela Amerikalılar işte altını sileceğiz dolara. Senin doların da gidecek yani. Yani kalmayacak o. O şeyde ne oldu hocam? Saddam devrildikten sonra paraların hepsi çarçur oldu. Adamlar havaya attı yani. Evet.
Schmidt de dedi ki ben sana bunu hediye ettim. Sen de o parayı ona verdin. Bitti yani. Oldu yani bu. Zor bir şey değil. Sadakay fıtır da aynı şekilde. Sadakay ama fıtır. Hocam özür dilerim. Burada mesela ya zaten sonuçta bu parayı vereceğiz. Neden böyle bir şeyi araya sokup da bunu bu şekilde yapıyoruz derlerse ne diyeceğiz? Ha, diyenlere. Şimdi diyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ibadetler ibadetleri benden gördüğünüz gibi ve benim bildirdiğim gibi yapın. Bu ibadettir. Şimdi mesela şeylerde yollarda yeşil ışık, kırmızı ışık var trafikte. Evet. Benim canım kırmızıdan geçmek istiyor. Geçiyorsun, güm diyor gidiyorsun değil mi? Çünkü o kanunu koyan diyor ki kırmızıda duracaksın, yeşilde geçeceksin. Her şeyin sahibi de buyuruyor ki ben altını ve gümüşü böyle yarattım. Zekatta böyle emrettim. Dört türlü zekat malı var. Bir, altın ve gümüş. Hı hı. Para buna bağlı. Bütün paralar dövizde buna bağlı. Değer buna göre. 20 miskaldir. Bir miskal 4.8 gramdır. 20 ile çarpınca karşımıza 96 gram geliyor. Ömer Nasuhi Bilmen'in kitabında o örfi olan gramı esas almış. 20 miskal altın 4 ile çarpınca 80 gram çıkıyor. İşte Diyanet'ten görevli imamlar falan nereden geliyor 80 gramca onu da bilmiyor. Halbuki tam İlmi Hazreti Tebedi'de uzun uzun anlatılmış bu. 96 gram altın bugün 39 bin 40 bin lira falan ediyor. Bu kadar parası olan üzerinden de bir yıl geçmişse dinen zengindir. 40 bini zekat vermek farzdır. Ha, hocam hemen orada şeyi sorayım. Esad diyor ki 1 Mayıs'ta 96 gram altının vardı diyor. Tamam diyor. 2022 yılın 1 Mayıs'ında diyor. Elimde diyor 50 gramı kaldı bunun diyor. Ben yine de bunun zengin miyim diyor. Bunun zekatını vermek zorunda mıyım diyor. Evet. Zengin. Ama orada da mesela dinin bildirdiği bir ölçü var Raşit Bey. Bu miladi takvime göre değildir. Ya. Mesela diyelim ki 1 Mayıs. Hangi aya denk geldi? Kameri aylardan, hicri aylardan. Rebiülevvel. Rebiülevvel'in kaçı? 5'i. Rebiülevvel'in 5'inde zengin oldu. Kaç gram altını vardı? 200 gram. Yazdı. Tamam. Ben 5 Rebiülevvel 1442'de zengin oldum. Tamam. Seneye 5 Rebiülevvel 1443'te bakacak hesabına. Ne kadar var orada? Ne kadar var orada? 200 gramdı. Baktı ki orada 50 gram kaldı. Ölçü neydi? 20 miskal. Evet. 96 gram. 96'nın altına düşmüş. Bu nisap işte zekat vermeyecek. Ha, o zaman bu arkadaş vermeyecek. Vermiş. Zekat vermiyor. Tamam. Peki zekat da altın fiyatı alıştan mı yoksa satıştan mı hocam? Onu alıştan. Alış fiyatı. Ya ha, onu hesap ederken yani çok kimse işte ekranlarda falan gösteriyor. 1 gram altın. Evet. Hesap ediliş şekli öyle değil. Saadet-i Ebediye kitabında anlatırken buyuruyor ki altın liralar var. Cumhuriyet, Reşat, hı hı. Ondan sonra Hamidiye, ler var. Bunun en düşüğü deniyor. En düşüğü işte şimdiki kullanılan Cumhuriyet'te Hamidiye. Mesela kaç paradır? Şimdi diyelim ki 2500 liradır. Onların her biri 7.2 gram. 2500 bölü 7.2. 1 gram altın çıkıyor karşına. Elindeki parayı ona göre aynı şekilde. Ona göre bakacaksın. Peki tamam hocam. Hocam bir izleyicimiz de diyor ki estetik yaptırmak değil de diyor estetiğe aracı olmak diyor. Yani estetik işi yapmak diyor. Uygun mu diyor. Peki estetik yapmak ve bu işi yapmak uygun mu hocam? Raşit Bey, Ehl-i Sünnet alimleri Allah-u Teala rahmet eylesin, şefaatlerine nail eylesin, kılı kırk yararak yani insanın başına neler gelecekse hepsinin hükümlerini ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler taramışlar. Eshab-ı kiram efendilerimizin aynı şekilde hayatlarını ve nakillerini esas almışlar, taramışlar. Mesela kitaplarda anlatılırken cemal ve zinet iki tane kelime kullanılıyor. Zinet olarak insan kendi vücuduna, yüzüne, şeyine müdahale ettirmesi caiz değildir buyuruyor. Hmm. Ama cemal için caizdir. Mesela baş parmak kalınlığında kaşlar var. Erkek bile olsa müdahale ettirebilir çünkü gören ürküyor. Tamam mı? Burnu acayip eğri. Gören aynı şekilde dalga geçiyor. Müdahale ettirmek cemal için caiz. Bazılarının kulağı, hani kepçe kulak diyorlar. Hakikaten anormal. Gören aynı şekilde dalga geçiyor, alay ediyor. Müdahale ettirmesi caiz. Bu niyetle caizdir. Ama öyle değil. Ben bir sefer bir ekranda görmüştüm. Bir estetik cerrah. Dedi ki adam dedi bir dedi artistin dedi fotoğrafını almış getirmiş beni böyle yap. Böyle o gücü olsa ben kendimi yaparım dedi. Yok dedi biz. Buna sonra bir daha güleceğim hocam. Bu iyiymiş. Öyle bir şey olmaz dedi. Öyle bir şey olmaz. Nitekim piyasada olmuyor mu? Güzelleşeyim derken her zaman hemen hemen her gün rastlıyoruz hocam, ekranlarda. Hocam valla şekil değişiyor yani bambaşka bir hale geliyor. Çoğu da pişman oluyor. Ben geçenlerde görmüştüm. Kadıncağız dudağını yaptırayım derken. Yani kocaman şişmiş, yazık günah bir de yani çok kötü hallere giriyorlar. Bak cemal ve zinet konusu açıldı da hatırıma geldi onu da devreye sokuverelim. Dövme yaptırmak. Haramdır, günahtır. Evet. Nereye yaparsan yap. Şimdi para bol olunca, dinden de uzaklaşınca, Allah-u Teala tanımayınca yani absürt yerlerine falan dövme yaptırıyor. Hele bir seferinde böyle haber kanallarına bakıyordum. Hı hı.
şey değil yani. İnternet sitelerindeki haber kanallarına bakıyordum. Bir tane bir isim. Ya öyle çok garibime gitti falan. Böyle geçiyordum falan. Dikkatim çekti. Tıkladım, büyüttüm. Kadın resmi. Vücudun her tarafını böyle acayip şekilde vücudun her tarafını şey yapmış. Dövme yaptırmış. Düşündüm. Bunda akıl yok ya. Sen kadınsın bir kere, tamam mı? Her tarafını dövmeyle kapatmış. Yani neyi umdun, neyi şey yaptın? Ha, düşündüm. Demek ki gündemde kalabilmek için, affedersin, köpek şekline girmeyi bile düşünebilen var. Demek ki bu tamamen nefsinin kulu ve kölesi olmuş. Allah Teala böyle olmakla da hepimizi muhafaza buyursun. Amin. Yani evlatlarımızın da sahibi olmamız evet. gerekir. Dövme yaptırmak haram. Evet. Hele bir de cildin üzerine, ha, guste mani midir? Değildir. Deri altına yapılıyor çünkü. Deri yüzeyi şey yapılabiliyor. Ama haramdır ve günahtır. Yapmak aynı şekilde caiz değildir. Peki hocam. Hocam bir de bu katkı payları ile ilgili sorular var. Bunun yanına bir de şunu ekleyelim. Şimdi bu kripto paralar var hocam. Bununla ilgili de soru geldi. Yani bir paramızı orada katlamak istiyoruz diyor. Kripto para alıyoruz falan diyorlar. Bir de katkı payını sormuşlar. Katkı payı şimdi Türkiye'de daha önce yoktu. Mesela Avrupa'da, Amerika'da bankalar bizdeki gibi öyle finans kuruluşta yok. Katılım bankaları diyoruz ya şimdi. Banka ismini verdik onlara. Halbuki onlar kendi kanunlarını çıkarırken bankaya da o yetkiyi vermişler. Banka mesela bizim katılım bankalarını yaptığını da yapıyor orada. Mesela gidiyorsun bankaya müracaat ediyorsun, ben ev almak istiyorum diyor. Hangisini diyor? Bu. Banka gidiyor, araştırıyor. Diyor ki ne kadar peşin vereceksin? Bu kadar. Hı hı. Banka o evi alıyor. Ne alıyor? 50 bini alıyor. Diyor ki nasıl ödeyeceksin? İşte 5.000 önden vereceğim. Ayda 1.000 ödeyeceğim. Tamam. Hesabını, kitabını yapıyor. Ondan sonra diyor ki bunu sana 70.000'e satarım diyor. Alırsın. İşlemiyet buna bir şey değil mi? Bu faiz değil. Bu caizdir. Alıyor kendisi satıyor dediğin istatif fiyatı. Kar ve zararı ortak. Kar ve zararı. Öbür sanal paraları gelince hani iki kişi karşılıklı olarak rızayla alıp evet. satıyor. Alıp satabilir. Alıp satabilir de bir devlet garantisi yok. Mesela bize soranlara biz uygun değil. Şu diyoruz. An zaten yasaklandı hocam bizim ülkede de. Devlet garantisi yok. Şimdi bir hikaye anlatıldı. 4-5 sene önceydi. Zengin bir tanesi Afrika'ya gidiyor. Oradaki yerlere diyor ki işte maymun getirin diyor. Ben diyor 10 dolar alacağım. Hemen gidiyorlar 10 dolar. Patır patır topluyorlar falan. Ondan sonra bakmışlar ki yakalanabilecek maymun sayısı azalıyor. Ondan sonra diyor ki 20 dolar. Patır 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 işte geliyorlar alıyorlar falan derken işte diyor ki eğer getirirseniz maymunu yakalayıp getirirseniz işte 150 dolar vereceğim. Kendi topladığı maymunlar da bir yerde tutuyor. El altından da adamlarına diyor ki 100 dolara çünkü maymun bulamıyorlar artık. 100 dolara satın. Gece. Oradakiler düşünüyor ki diyor ki 100 dolara biz diyor 100 dolar versek diyor 150 dolarsa 50 dolar karımız olur. Patır 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 adamın daha önce topladığı maymunların hepsini 100 dolara satın alıyorlar. Adam gecede oradan çekip gidiyor. Maymunlar önünde kalıyor. Paralar da gidiyor. Ne olmuş? Sanal para da birisi oynuyor bundan. Oynuyor değil mi? Bir devlet güvencesi yok. Adam seni tokatladı. Hangi mahkemeye müracaat etsin? Kimden hesabını soracaksın? Hiç kimseden bir şey alamazsın. Hocam geçmişte Lale Devri ile beraber aslında Lale çok büyük bir simge. Anadolu'dan çıkmış olan bir değerimiz aslında. Ama Avrupa buna sahip çıkıyor. Osmanlı'dan sonra da bunu alıyorlar bir değer haline getiriyorlar. Avrupa'nın çeşitli yerlerinde lale borsaları oluşturuyorlar. Ve lalenin bir tane soğanı bugün 4 ev parasına satılmaya başlanıyor. Ondan sonra çöküyor. Şimdi şu an lalenin değeri nedir hocam? Değil mi? Her yerde var mesela. O zaman da çok değerliydi. Ben çocukken maymuna benzedi biraz ama. Kendi köyümden hatırlıyorum. Bir dönem bir şey oldu falan. Sarımsak 2,5 liraya çıktı o zaman fiyatı. Yani bayağı iyi paraydı falan. Kendi köyümü biliyorum. Herkes sarımsak ekti ertesi sene. Ertesi sene 25 kuruşa düştü. Allah be. Alıcı bulamadılar. Ya bu işler böyle değil mi? Alıcı bulamadılar. Dolayısıyla şimdi hani aza kanaat etmek şimdi öyle değil. Ya adam tuttu aynı şekilde 100 tane ineğim var dedi. Şu kadar size para kazan bu zaten tokatladı gitti ya. Ha şu çocuğu diyorsun hocam. Ferrari. Bir sürü öyle. Bayağı bir zengin oldu çocuk. Evet. Hocam şimdi bu soru sürekli geliyor. Aslında bizi yeni izleyen izleyicilerimiz de var. Böyle güzel güzel anlatsak. Şimdi diyorlar ki biz burada imsak saatlerini görüyoruz ama bir farklılık var. Bunun sebebi nedir diye. Yeni izleyicilerimiz için bir açıklama yapabilir miyiz? Ya estağfurullah. Yani onu her sene biz söylüyoruz ve anlatıyoruz. Evet hocam. Yani Türkiye Gazetesi'nde yazıyoruz.
TGRT'de anlatıyoruz. TGRT FM'de anlatıyoruz. Yani yeni bir şey değil. Daha 1982'den itibaren 1982 senesinde o zaman Diyanet'in başındaki kişiler oturdular, takvimi değiştirdiler. Oynadılar yani. O kullanıcıya sorabilirler. 1982 ile 1983 arasındaki Diyanet takvimini. Tabii Türkiye'deki diğer takvimler de Diyanet takvimini baz alıyorlar. Dolayısıyla 1982'de imsak yazan yeri, yani orucun başlayış vaktini sabah namazı vaktine çektiler. 20 dakika ötelediler. Yani sabah namazının giriş vaktine imsak. Buraya kadar yiyip içebilirsiniz dediler. Diğer namaz vakitleri öğle ikindiyi de 5 dakika öne çektiler. Yatsıyı da 10 dakika öne çektiler mevsimlerine göre. 12 dakika falan da tutuyor. Şimdi akşamı da bazı yerlerde 2-3 dakika öne çektikleri yerler var. Ne derdinin zoruydu? Ha, tabii insan soruyor. Hangi kaynaktan elde ettin? Ve kaynağa bakıyorsun, sonra araştırınca karşımıza ne çıktı biliyor musun? Diyanet'in o zamanki devlet kurumu ya, ele geçirmişler. Hristiyanların yapmış olduğu o şafak vakti. Onlar işte -16 dereceyi baz alıyorlar. İslam alemlerde -19 dereceyi alıyorlar. 16'yı şey yapınca oraya kadar getiriyorlar. Hatta Diyanet bu değişikliği yapınca, daha absürt olanları da çıktı. Güneş doğana kadar yenir içilir demeye başladılar. Ve adam da bunu rahatla sarıyor. Biz diyor Norveç'e gittik, orada denedik. Yalan söylüyor aslında. Norveç ve İskandinav ülkelerine gitmene de gerek yok. İslam alimleri 15 asırdır bunu denemişler ve kitaplara da yazılmışlar. Dolayısıyla Türkiye takviminin, Türkiye gazetesinin ve TGRT'nin, TGRT FM'in vermiş olduğu namaz vakitleri ve imsak vakitleri 1982'den önce ecdadımızın bildirdiği neyse ona devam ediyor. Yani bu 82'den önceki saatler Osmanlı zamanında da mı böyle yapılıyor? Evet. Öyleydi. Yani fıkıh kitapları esas alınarak hesaplandı ve yapıldı. Peki bunlar ne yaptı? Hristiyanlar esas alarak. Ya Hristiyanlarda aynı şekilde oruç değil bir şey söz konusu değil. Yani imsak vakti onun için yarım saat önceymiş, yarım saat sonraymış falan onlar için önemli bir şey değil ki. Onlar için önemli değil. Bu dindir. Ve bütün kitaplar da aynı şekilde uzun uzun bunlar bildirilmişler. Orada bir ihtiyat payı var. 10 dakika yedi ve bitirdi. Peki ne oldu? Orucu riske soktu. Vehhabiler de aynı şekilde şey yapıyor diyor Suud'dakiler. Haccın 3 tane farzı var. Bu farzlardan bir tanesi. Arefe günü Arafat'ta vakfeye durmak farzdır. Adam Zilhicce ayını bir gün öncesine kurban bayramını bir çekiyordu. Arefe günü de bir gün önceyi çekiyor. Arefe günü olmayan bir zamanda seni Arafat'a çıkartıyor. Haccın gidiyor. Orucun başlayış vaktinde sen orucuna başlamıyorsun. 20 dakika sonra başlıyorsun. Orucun gidiyor. Peki bunları sıkıştırırsın ama efendim işte olur da falan da peşmekanda. Toprağın altı var Raşit Bey. Sen burada insanları kandırabilirsin. Peki bu insanlar niçin kanıyor? O da aynı şekilde insanlar da kusura bakma. O öyle diyor. O öyle diyor aynı şekilde. Bunun aksini söyleyen de var. Evet hocam. Niye aynı şekilde kulak açmıyorsun ki? Mesela yakın zamanda dediler. İşte aşı orucu bozmaz. Biz de TGRT olarak yayın yaptık. Aşı orucu bozar dedik. Ve söylüyoruz da. Geçen sene aynı şekilde Diyanet bozar derken bu sene niye bozmaz dedi. Ya bu borsa değil ki dinin emirleri. Efendim borsa değişti, 5 vakit namaz 3'e indi. Yok öyle bir şey. Bunun içine ölü şeyler var diyorlar. Bu işte virüsün ölüsü var. Zaten herhangi bir deva yok diyorlar. O aşın içinde ne olduğunu nereden biliyorlar bilmiyorum da. Çok özür dilerim de yani o zaman devletler ahmak yerine mi koyuyorlar bunlar? Devletler diyor ki bu tedavi oluyor ve kurtarıyor. Tedavi için yapıyor bunu. Tedavi için yapıyor. Yani dışarıdan yani Çin aşısı dedikleri aşı ne diyorlar? Sinovac mı diyorlar? Bir şey diyorlar. Sinovac hocam. Sinovac diyorlar. O aşı daha önce bizim de uyguladığımız aynı şekilde klasik verem mikrobu pasifize ediliyor, vücuda zerk ediliyor. Neyi zerk ediyorsun? Yabancı madde zerk ediyorsun ya. Şimdi gayri zerk ediyorsun. Şimdi o COVID şeyini, virüsünü pasifize ediyor. O pasifize edilmiş virüsü sen içeriye gönderiyorsun. Tedavi etmek amacıyla değil mi hocam? Ve vücut da bakıyor, diyor şöyle bir düşman. Hemen konumluyor, şey yapıyor. Ona göre antikor oluşturuyor. Hâlâ bunlar ne var? Tedavi maksatlı yapılıyor. Peki hocam Allah teala razı olsun. Bir Müslümanın benim sevaba ihtiyacım yok demesi ne demektir? Böyle bir söz kibir. Uygun olur mu diyor. Kibir. Başka bir şey değil. Sen kimsin ya? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sahab-ı kerama buyuruyor ki bana dua edin. Ya Resulallah siz de mi? Siz dua edin. Dua edin mi edilenen mi buyuruyor?
Bütün din büyüklerine hepsi aynı şekilde dua ediyor. Bak şimdi sen bu Semerkant Buhara bölgesine gittin. Silsile-i Aliye büyüklerine aynı şekilde ziyaret ettin. Evet. Ubeydullah Ahrar Hazretleri var. Onu da verdin. Bu Ubeydullah Ahrar Hazretleri kendisi anlatıyor bu zatı. Gençliğinde bu kiminle muamele görse, kiminle görse bana dua et dermiş. Bir seferinde kendi köyünden işte 8-10 çuval buğday veyahut da arpa almak için başka bir kasabaya gidiyor. 3 günlük mü, 1 haftalık bir yol gidiyor. Orada alışverişini yapmış. Ondan sonra yüklemiş, buğdayları getirmiş. Aa demiş. Ben demiş o alışveriş yaptığım buğday tüccarından dua istemeyi unuttum. Geri dönüyor. Adam bunu karşısına koyuyor. Diyor ki ne oldu diyor, buğdaylardan bir şey var. Yok diyor. Peki diyor bir parada mı eksik bilmem ne. Yok diyor, onda da yok. Peki diyor niye geldin diyor delikanlı. Diyor ki efendim ben diyor kiminle bir muamele yapsam ondan dua isterdim. Diyor sizden dua istemeyi unutmuşum ben diyor. Dua istemeyi unutmuşum. Adam şöyle bakıyor. Bunun için mi geldin diyor. Evet diyor bunun için geldim. Adam elini açmış. Ya Rabbi demiş ben bir cahil birisiyim. Bu kulun demiş ne isterse veriver demiş. O anda gönlüm açıldı bu duyuyor. Biliyor musun? O anda gönlüm açıldı. Hatta bir tane bir hadise daha anlatılır. Şimdi bir genç Allah-u Teala'nın rızasına kavuşmak istiyor. Gönlü açılmasını istiyor falan. Birisi buna saf temiz bir genç. Demiş ki bak demiş bir camiye git. Böyle demiş en arkada kalan birisine git aynı şekilde yapış. Demiş bu gerçekten Allah adamları. Evladım ben öyle değilim. Ben bir alakam yok. Ben bilmem öyle şeyleri. Derler. O ben bilmem diyenlere sıkı sıkı sarıl. Allah Allah. Hakikaten şey yapıyorlar. Bir oduncu adamcağız. Odun kesiyor, getiriyor, satıyor falan. Elleri nasırlı. Camide de o gün en arkada o kalmış. Sabah namazında. Genç gelmiş demiş efendim demiş ne emredersiniz falan. Ne emri oğlum demiş falan. Ben demiş size tabi olacağım. Ne tabisi demiş ya ben demiş oduncuyum demiş. Bak ellerime demiş nasıl ben demiş ilim milim falan bir şey bilmem. Ben anlamam demiş. Büyükler öyle söylermiş. Oğlum demiş büyüklükle alakalı yok. Ben büyük büyük değilim ya. Zaten bu büyükler öyle söylüyor. Ya oğlum demiş ya anlatamıyor mu derdi bir. Ya adamcağız evine geliyor. Genç de aynı şekilde takip etmiş. Adam içeri giriyor kapıyı kapatıyor. Evine giriyor pencereden bakıyor. Kapının önünde bekleyip duruyor. Allah Allah. Ya adamcağız abdestini tazelemiş. Namaz kılmış tekrar dua etmiş. Ya Rabbi demiş benim halimi görüyorsun. Bu demiş seni arzuluyor, sana kavuşmak istiyor. Bende de o yok. Bende de o yok. Yani demiş, ona aynı şekilde ne istiyorsa muradını ihsan eyle. O anda kapının önüne birisi geliyor. O gence diyor ki, almadı değil mi diyor. Evet diyor, almadı. Ben şimdi gireceğim diyor, sonra seni çağırır. Bilmiyor genç kim olduğunu. İçeri giriyor, meğer Hızır Aleyhirrahmi'ymiş. Hızır Aleyhirrahmi oduncuya anlatıyor, sonra o genci çağırıyor. Hızır Aleyhirrahmi'nin anlattıklarını o gence anlatıyor. Bu işte bir gün, bir ay, iki sene neyse... Bir taraftan oduncu da o saf ve temizliğiyle o da olgunlaşmış ve şey de o genç de olgunlaşmış. Demiş ki gene oduncu, evlat demiş senin ihlasın sebebiyle benim demiş bir şeyim yok. Ben demiş oduncuyum, cahil biriydim ama senin ihlasın Hızır Aleyhirrahmi'yi getirtirdi. Benim sana anlattıklarımı o bana söyledi, ben de naklettim sana. Hadise beni ilgilendirmez diyor, benim şeyhim sensin. Yani böyle hadiseler vuku bulmuş. Şimdi bu kitaplarda bunları okuyunca benim efendim sevaba ihtiyacım yok. Benim duaya ihtiyacım yok. Kibirdir ve cahilliktir, başka bir şey değil. Allah muhafaza. Hepimizin ihtiyacı var hocam, biz de dua istiyoruz sürekli. Tabii. İzleyicilerimiz de bize dua etsinler. Allah Teala hepsinden razı olsun. Hocam akika kurbanı hakkında bilgi verir misiniz? Farz mıdır, yapılmalı mıdır, yapılmazsa ne? Farz da değil, vacip de değil. Müstahaptır, sünnettir diye geçiyor. Çocuk nimetine karşı Allah-u Teala şükür için kesilir buyuruyor. Erkek çocuklar için iki tane, kız çocuklar için bir tane. İstediği zaman da olabilir mi? Olabilir. Akika hayvanı kesildiği zaman çocuğun annesi babası yiyebilir. Zengin fakir herkese yedirilebilir. Mesela erkek çocukların genellikle Anadolu'da bilinenler tarafından mesela sünnet edeceği zaman bir koç alır, kestirir. İşte pilavla beraber pilav üstü et şeklinde ikram da edilir. Çünkü zengin fakir herkese verilebiliyor ya. Bu Allah-u Teala bir evlat nasip etmiş. Peygamberimiz kesti çünkü. Peygamberimiz kesti. Dolayısıyla farz değil ama. Vacip de değil. Farz değil. Yapılması iyi olur değil mi hocam? Yapılması iyi olur tabii. Peki. Bir izleyicimiz diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki insanlar birçok mucizeye şahit oldular. Peygamberimizi gördüler. Ahirette tabii ki herkes yaşadığına göre haşır edilecek ama Peygamberimiz zamanındaki insanlar ile bu zaman yani ahir zaman biz müminlerin bir farkı olacak mı? Allah Teala sizlerden razı olsun. Hayırlı Ramazanlar demiş. Elbette fark olacak. Elbette fark olacak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Eshab-ı Kiram'a hitaben buyuruyor ki size emredilenler, bu emredilenlerin farz vacibin dışında sünnet müstahap olanlar.
Bunlardan birisini terk etseniz helak olursunuz. O helak olursunuz, yani dereceniz biraz aşağı iner. Eshab-ı kiram olmak şerefinden düşmezsiniz. Helak olursunuz. Ama öyle bir zaman gelme durumu var ki o zamanki ümmetin bu emredilenlerin onda birini yapan kurtulacak buyuruyor. Herkes zamana, şartlarına ve kendisine verilen kabiliyet ve kapasiteye göre indi ilahi de hesaba çekilecek. Mesela Hazreti Ebubekir radıyallahu teala hazretlerinin derecesi yüksek, hesabı da öyle yüksek. Mesela diyelim ki hani siz Semerkant, Buhara, orada o Sisili Aliye Büyükleri'ni şey yapıyorsunuz. Allah-u Teala onlara çok büyük nimet vermiştir. Hesabı da o nispetle fazladır onların. Onun için korkuyorlardı onlar. Benim öyle bir kabiliyetim yok. Bir şey arz edeyim de bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Eshab-ı Kiram'la böyle oturmuşlar. Mescid-i Nebi'nin dışında sohbet ederken birisi gelmiş. Çölden birisi gelmiş. Geliyor diyor ki o diyor burada diyor peygamber olduğunu söyleyen bir zat varmış. Kim o diyor? Peygamberim benim buyuruyor. Ne istiyorsun sen diyor insanlardan? İşte Allah-u Teala'nın varlığına, birliğine, meleklere, imanı, şartlarına. Buna inanmayın. Adam diyor ki inandım diyor. Tamam. Başka diyor. İşte gusül abdesti, abdest tarif ediyor. Tamam diyor, onu da kabul ettim. Başka diyor, günde beş vakit namaz, rekatları bu böyle böyle. Bunları da kabul ettim. Senede bir defa Ramazan ayı gelince oruç tutmak nasıl tutulur diyor. İşte imsaktan iftara kadar böyle böyle şunları şunları terk etmek de. Bunu da kabul ettim. İğnen zengin olursan kırkta birini, hayvanın varsa işte kırktan 120'ye kadar bir tane koyun veya keçi, sığır varsa onların da adetleri zaten bildiriliyor. Bunları aynı şekilde. Ömründe bir defa da yine zenginsen hacca gideceksin. İşte şunlar şunlar haram, şunlar şunlar helal. Evet. Adam dinliyor. Bunları hepsini kabul ettim diyor. Ve ondan sonra da diyor ki vallahi diyor. Ne bunlara bir tane ilave yaparım. Ne nafile namaz kılarım, ne nafile oruç tutarım diyor. Benden bu kadar. Ne de diyor bundan azını yaparım. Ya bu kadar yaparım. Ve alasma diyor. Peygamber buyuruyor ki cenneti görmek isteyen buna baksın. O kadar. Tamam mı? Ha bütün mesele burada, efendim işte kolayını bulalım da işte köşeyi dönelim, öyle değil. Samimi olmak. Samimiyet burada önemli ölçü. Peki evet. Hocam son iki dakikamıza giriyoruz. Demiş ki oruç tutamıyorum demiş. Ne yapmam gerekiyor? Durumumda yok demiş. Bir de bu malum işte Covid hastalığına yakalanan vatandaşlarımız da oruç tutamayanlar olabiliyor. Şu an tedavi görenler var. Bundan oruç tutması şart mı? İslamiyet zaten izin vermiş. Hastadır, hamiledir, yolcudur. Bunlara izin vermiş. Yaşlıdır, oruç tutamayacaktır. Diyabet hastalarının mesela bir kısmı tutamıyor. Diğer mesela geçici, Covid diye benzeri geçici iyi oldu. İyi olduğu zaman Ramazan-ı Şerif'ten sonra kaza eder. Bu imkan da söz konusu değilse fidye verir. Nedir fidye? Dinimiz beş tane madde bildirmiş. Buğday, un, arpa, kuru üzüm. Sadaka-i fıtır da bunlardan veriliyor zaten. Hurma. Mesela neye gücü yetiyor? Efendim una gücü yetiyor. Bir aylık oruç bedeli 52,5 kilo un eder. 52,5 kilo unu alır. Netice itibariyle fidye olarak verir. Peki hocam Allah Teala razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Efendim bir gecenin bir sahur vakti programından sonuna geldik. Allah Teala nasip ederse bizler yarın akşam bu sefer Hasan Yavaş hocamızla birlikte olacağız. Hafta sonu emekli müftümüz Hasan Yavaş hocamız bizlerle birlikte olacak cumartesi pazar. Yarın gece yine saatler 02.30'u gösterdiğinde bizler TGRT Haber İstanbul stüdyolarında olacağız. Hayırlı sahurlar diliyoruz efendim. Köyceğiz Balı hayırlı Ramazanlar diler.